Kombinasyon sadece ve sadece seçim yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Sadece seçiyorsunuz. Kimseyi sıralamıyorsunuz. Permütasyonda hem seçiyoruz hem sıralıyoruz. Benden permütasyon, kombinasyon olasılığı çok istediniz. Ve müthiş bir video çekmeye karar verdim. Bakalım permütasyon, kombinasyon olasılık nedir? Önce bir permütasyonla kombinasyonun arasındaki farkı bir irdeleyelim. Yani farkı ne? Permütasyon demek ne demektir? Kombinasyon demek ne demektir? Farkını bir görelim. Ondan sonra zaten konumuzu devam edeceğiz. Tabii ki konuya geçmeden önce YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğenip bir de yorum atarsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde permütasyonla kombinasyonun farkına bakalım. Permütasyon demek seç ve sırala. Arkadaşlar permütasyon hem seçmektir hem sıralamaktır. Kombinasyon ise sadece ve sadece seçmek demektir. Hocam seçmek ne oluyor? N'in reellerine bir seçme formülü diyoruz. Sıralama da N faktöriyeldir. Yani faktöriyeli bütün sorular arkadaşlar birer sıralama sorusudur. 5 kişi düz bir sırada kaç farklı şekilde oturur? 5 faktöriyel. 3 kişi düz bir sırada kaç farklı şekilde oturur? 3 faktöriyel. 10 kişiden 3 kişi kaç farklı şekilde seçilir? Onun üçlüsü. Bakın kombinasyon sadece ve sadece seçme demektir. Permütasyon profesyonel bir şey ya. Permütasyon profesyonelikten geliyor herhalde. İki şey yapıyorsun. Hem seçiyorsun hem sıralıyorsun. Olay anlaşıldı mı? Demek ki neymiş? Permütasyon seç ve sırala. Kombinasyon sadece ve sadece seçim yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Sadece seçiyorsunuz. Kimseyi sıralamıyorsunuz. Permütasyonda hem seçiyoruz hem sıralıyoruz. Süper. Demiş ki sıralama demek 5 kişide 5 kişi bir sırada kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktöriye. Ben şuraya n desem n kişi bir sırada kaç farklı şekilde sıralanır? N faktöriye. Sıralama bu. Ama seçme 10 kişiden 3 kişi kaç farklı şekilde seçilir derse formülü budur. Onun üçlüsü. Onun üçlüsü tamam da hocam ben onun üçlüsünü nasıl açacağım? Onun üçlüsü nasıl bulunur? Onun üçlüsü arkadaşlar kolaydır. Şöyle kolaydır. 10'dan 3 adım geriye gidiyorsunuz. 10, 9, 8 bölü alttakinde o kadar geriye gidiyorsunuz. 3, 2, 1 bitti. Bunun cevabı budur. Sadeleştirmeleri yap, çarp, soru biter. Hocam mesela 20'nin 18'isi neye eşittir? Vallahi hocam ben 20'nin 18'sini bulamam. Çünkü o 20'den 18 adam ben nasıl geriye gideceğim? Aradaki fark alın. Bu 20'nin ikilisi demektir. Süper ha. Demek ki onun üçlüsü de onun yedilisine eşittir. Onun yedilisini bulacağım ama onun üçlüsünü buldum. Her zaman küçük olanı bulmak daha kolaydır. Haberiniz olsun. 20'nin 18'ini mi istedi? 20'den 18 çıkar geriye kaldı. 3, 2, 20'nin ikilisi demektir. O da 20 çarpı 19 bölü 2 çarpı 1'dir haberiniz olsun. Formülü bu. Hocam mesela 10'un kaçlısı diyelim. Hadi 10 demeyelim ya. 12'nin 9'usu. Valla hocam ben 12'nin 9'usunu bulacağım ama 12'nin 3'üsünü bulurum. Yani anlamı şu. 12'den 9 kişi seçeceğinize zaten geriye 3 kişi kalmadı mı? E tamam 12 kişiden 9 kişi seçeceğime geriye 3 kişi kalacağı için sanki kalanları seçmişiz gibi ha. O zaman 12'den 3 kişiyi seçmek daha mantıklı. O da 12'den 3 adım geriye gidersiniz. 12, 11, 10. Alttakini de okuya geriye gidin. 3, 2, 1. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Şimdi ben burayı siliyorum. Hatta şurayı da siliyorum. Hatta şurayı da siliyorum. Neyi öğrendim? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Onun yedilisini mi istedi? Farkını al. Bu onun üçlüsü demektir. 10, 9, 8. 3, 2, 1. Sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 3, 2'ye, 2'ye böldüm. 4, cevap 120 çıkar. Hocam onun sıfırlısı nedir? Onun sıfırlısı 1'dir. Üssü sayılar gibi düşünüyorsunuz. Onun birlisi nedir? Onun birlisi de 10'dur. Haberiniz olsun. Yani n'in sıfırlısı 1, n'in birlisi de n'dir. Haberiniz olsun. Bunlar pratik bilgilerdir. Bunları bu şekilde yapmış oldum. Demek ki permütasyonda hem seçme var hem sıralama var. Kombinasyonda sadece ve sadece seçme var. İki tane yan yana soru yazdım. A'daki farkı görün diye. Diyor ki üçlü permütasyonlarının permütasyonda hem seç hem sırala. Bunları özellikle altına yazıyorum. Hem seç hem sırala. Diyor ki üçlü 1, 2, 3.
Diyor ki bir bulunmaz, biri def edin. Bir bulunmazsa birisi gitsin. Tamam. Geriye kaç kişi daha seçeceksin? Biri de def ettik. Diyor ki bir bulunmaz. Biri def ettin. Geriye kaldı 6 eleman. 3 eleman seçip sıralayacağız. E hadi seçip sıralar mısınız? Hocam 6'nın üçlüsü çarpı 3 faktöriyel. Bitti bu kadar. Çünkü permütasyon diyor. Hem seçiyorsun hem sıralıyorsun. Süper. 6'nın üçlüsünü bulalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpı 3 faktöriyel zaten 6 demektir. Şu 6 şu 6'yı götürdü. Şurası 26 ile çarptım. 120, 120 şıklarda bulup işaretlersin. Buyurun. 1 ve 2 bulunmaz. Dur 1, 2, 3'lü. Çünkü 3'lü permütasyon diyor. Hem seçeceğiz hem sıralayacağız. 1 ve 2 bulunmaz derken 1 ve 2'yi sildik arkadaşlar. Geriye kaç elemanımız kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 eleman kaldı. 5 elemandan daha kimseyi seçmediğim için 5'in üçlüsü çarpı 3 faktöriyel bitti. 1 bulunur. 1'i yazdım. Şimdi 1 olacaksa geriye kaldı 6 eleman. Seçmen gereken daha kaç eleman var? 2 eleman var. 6'nın ikilisi çarpı. Burada 3 eleman oluyor ya seçtikten sonra. 3 eleman kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel bitti. 1 ve 2 bulunur. 1, 2, 3, 1 ve 2'yi yazdım. Çünkü kendisi diyor 1 ve 2 bulunsun diyor üçlü permütasyonlarında. Geriye bizim kaç elemanımız kaldı? 5 eleman kaldı. 5 elemandan daha kaç eleman seçeceksin? 1 eleman seçeceksin çarpı. Kardeş. Bunlar sıralasana. İç faktöriyel. Devam edelim. 1 bulunur. Hop hop hop. 1'i yazdım. 2 ve 3 bulunmaz. 2 ve 3'ü de sildim. Geriye 4 eleman kaldı. 4 elemandan daha kaç eleman seçeceğiz? 2 eleman seçeceğiz. 4'ün ikilisi. 1 bulunur dedi. 1'i yazdım. 2 ve 3 bulunmaz dedi. 2 ve 3'ü sildim. Geriye 4 eleman kaldı. 4 elemandan 2 eleman seçtik. Çarpı. Bunlar kendi arasında yer değiştirecek. 3 faktöriyel. Şimdi aynı soruları kombinasyonda yapalım. Buyurun. Diyor ki üçlü kombinasyon. 1, 2, 3 kombinasyon. Sadece ve sadece ne yapacaksın? Hocam sadece ve sadece seçeceğiz. Bitti. Hadi sadece seçelim. 1 bulunmaz. 1'i sildim. Geriye kaç eleman kaldı? 6'nın üçlüsü. Bitti bu kadar. Sadece seçiyorsun. Sıralama yok burada. 1 ve 2 bulunmaz. Hem 1'i hem 2'yi sildik. Geriye 5 eleman kaldı. 5'in üçlüsü. Bitti bu kadar. Geldik be. 1 bulunur. 1'i yazdım. Geriye kaç eleman daha seçeceğiz? 2 eleman seçeceğiz. Kimlerden seçeceğiz? Geriye kalan şu 6 elemandan seçeceğiz. O zaman söylesene bana. 6'nın ikilisi. Bitti bu kadar. 1, 2 bulunur. Hem 1'i hem 2'yi yazdık mı? Geriye kaldı arkadaşlar kaç elemanımız? 5 elemanımız. 5 elemandan 1 eleman daha seçsene. Çünkü geriye bizim bir tane boşluğumuz kaldı. 1, 2, 3. Üçlü kombinasyon diyordu. 1 bulunur. 1'i yazdım. 2 ve 3 bulunmaz. 2 ve 3'ü de def ettim. Geriye kaç eleman kaldı? 4 eleman kaldı. 4 elemandan daha kaç eleman seçeceksin? 2 eleman. 4'ün ikilisi. Bitti bu kadar. Şimdi geldik veyalara. Arkadaşlar veya gördüğünüz bütün sorularda veya'nın anlamı şudur. Tüm durum, eksi aksi durum. O da şuradan geliyor. İzleyin beni. Şurayı siliyorum şimdilik. Demek ki veya'nın ne anlama geldiğini biz kümelerden biliyoruz. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şurası A kümesi, şurası B kümesi. Bu da bizim evrensel kümemiz olsun. Adam diyor ki A veya B. Arkadaşlar veya'nın anlamı birleşim demektir. Yani benden şurayı istiyorsun. Hop 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 hop. O zaman tüm durumdan ikisinin olmadığı aksi durumu çıkartırsam burayı bulurum. Hocam direkt biz V'yi bulamıyor muyuz? Kardeş V'yi sen biraz zor bulursun. Bunu ayrı bulacaksın, bunu ayrı bulacaksın. Kesişimden ayrı bulup toplamaktansa, üç işlem yapmaktansa. İki işlem sana öneriyorum ya. Tüm durumdan ikisinin aksi durumu. Yani değilini bulmamız ve çıkarmamız zaten sana bu birleşimi verir. V'yi verir. Tamam. Ne demişiz? Tüm durum eksi aksi durum. Tamam da tüm durum. üçlü permütasyon demiyor muydu? 7 elemanımız var da. Tüm durumumuz 7'nin üçlüsü çarpı 3 faktöriyeldir. İşte bu senin tüm durumundur. 7 tane'den 3 tane seçiyorsun ve bir de bunları sıralıyorsun permütasyon dediği için. Eksi aksi durum. Şimdi aksi durum ne? Arkadaşlar 1 veya 2 bulunmazın aksi durumu 1 ve 2 bulunur. Dur. 1 ve 2 bulunur. Aksisi bu. Veya'nın tersi V'dir. Bulunmazın tersi bulunurdur. Tamam. O zaman aksiyi buldum. 1 ve 2 bulunur. Sanki ben 1 ve 2 bulunur bir yerde yapmıştım. Ha işte 1 ve 2 bulunur. 1 ve 2 yazıyordum. Geriye 5 eleman kaldı. 1 eleman seçip 3 faktöriyel.
5'in bir resi çarpı 3 faktöriyel. Soru bitmiştir. İşte bu arkadaşlar 1 veya 2 bulunmazın çözümüdür. Geldik buraya. 1 veya 2 bulunur. Kolay. Tüm durum. Tüm durum. Çünkü ben veya'yı gördüğüm zaman tüm durum eksi aksi durum yaparım, haberin olsun. Eksi aksi durum. Süper. O zaman tüm durum belli zaten. Kombinasyon demiyor mu? Üçlü demiyor mu? Yedinin üçlüsü. Hop, yedinin üçlüsü. Eksi. Aksiyi bulalım. Bir veya iki bulunurun aksi durumu, yani değil, bir ve iki bulunmaz. Bulunurun aksi bulunmaz. Veya'nın aksi de. Tamam, bir ve iki bulunmazı sanki ben bir yerde yapmıştım. Aa. 1 ve 2 bulunmaz mı diyor. 1 ve 2 ikisini de def et gitsin. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. Daha kimseyi seçmemişsin ki. O zaman 5'in üçlüsü bitti. Eksi 5'in üçlüsü. Mantık bu arkadaşlar. Olay budur. Demek ki permütasyonda hem seçiyorsun hem sıralıyorsun. Kombinasyonda sadece ve sadece seçim yapıyorsunuz. Seçim n'in r'lisidir. Sıralama faktöriyeldir. 10 kişi düz bir sırada kaç farklı şekilde oturur? 10 faktöriyel. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman ben tahtamı siliyorum. Artık yavaş yavaş permütasyona giriş yapayım. Aradaki farkı gösterme adına size bunları yazdım. Haberin olsun. Hadi bakalım. Yine hemen sorular ve konuyla sizi baş başa bırakayım. Şurayı sileyim. Arkadaşlar sıra geldi permütasyonun ana konusuna. Önce bir ana formülden önce bunları bir daha size hatırlatmak istiyorum. P onun üçlüsü dendiği zaman ne yapacaksınız? Onun üçlüsü ya da C onun üçlüsü dediği zaman ne yapacaksınız? P permütasyondur arkadaşlar. Permütasyonda hem seçip hem sıralıyoruz ya. Diyor ki 10 kişiden 3 kişiyi seç ve sırala. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Ama soruda direkt P'yi gördüğünüz zaman ondan 3 adım geriye gideceksiniz. Yani şu 10, 9, 8. Bitti bu kadar. Ama şu C'yi gördüğünüz zaman yine 10'dan 3 adım geriye gideceksiniz. 10, 9, 8. Bölüsü var bunun. 3'ü de o kadar geriye gideceksiniz. 3, 2, 1. Bitti bu kadar. Permütasyonda bölü yok. Ama kombinasyonda bu C harfi arkadaşlar paranteze benzediği için bazen C'yi kullanmazlar. Direkt parantez yapıp onun üçlüsü yazarlar. Aslında bu bir kombinasyon sorusudur. Bu da kombinasyondur. Bu permütasyondur. Aklımda kalsın diye söylüyorum. P harfinin özelliği nedir? P'nin özelliği sadece ve sadece üste yüklen. Bakın sadece ve sadece üste yüklendim. Kombinasyon hem üste hem alta yüklen. Kombinasyonu K harfiyle de yapabilirim. Hem üste hem alta yüklen. Hocam bu kombinasyon değil de ler mütasyon ya da permütasyon değil de ler mütasyon olsaydı ler mütasyon arkadaşlar sadece alta yüklen. Olay anlaşıldı mı? Hocam zermütasyon olsa hem üste hem alta yükle. Gördünüz mü? Aklında kalsın diye söylüyorum. Hocam başka ne var? Lermütasyon dedik, yeter o. Anladınız herhalde. Permütasyon sadece üste P harfinin o yuvarla üste çıkıntı olduğu için sadece üste yapıyorsunuz. Bölüsü bölüsü yok. Ondan 3 adım geriye git, bitti bu kadar. Ha, size bunu da göstermek istiyorum. Şurayı siliyorum. Kombinasyon arkadaşlar. Hani adam dedi ya onun yedirisi nedir? Bu kombinasyondur. Bu onun üçlüsüdür. Ama permütasyonda böyle bir dünya yok. Permütasyon onun yedirisi dese hocam ben bunu onun üçlüsü yapsam olur mu? Hayır. Sadece onunla 7 adım geriye gideceksiniz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kaç adım geriye gittik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım geriye gittiniz. Bitti. Hepsini çarp soru biter. Olay anlaşıldı mı? Geldik ana formülümüze. Ana formülden kastım ne arkadaşlar? Permütasyon kombinasyon olasılıklarının hepsinde kullandığım formül, ana formül. V çarp veya topladır. Bunu unutmayın. Aklımda kalsın diye yine söylüyorum. V tek hece çarp tek hece. Veya iki hece topla iki hece. Aklımda kalsın diye bunu da bu şekilde özetleyebiliriz. Bu bir defa bizim birinci ana formülümüzdür. V'yi gördüğün zaman çarpacaksın, veya'yı gördüğün zaman toplayacaksın. Bunlara kadar şu soruyu sana yazdım. Diyor ki 10 farklı gömlek, 7 farklı pantolon V. Hocam V'yi gördüm çarpacak mıyım? Oğlum bu şeyin içindeki, bu Türkçedeki V'dir. Soruda ne istiyorsa orada V ile veya'nın farkına bağlı. Zaten burada veya olması imkansız ki. Bu sorunun girişidir ya, Türkçe dil bilgisidir ya bu. Diyor ki 10 farklı gömlek, 7 farklı pantolon veya 5 farklı ayakkabısı,
arasından. Oğlum veya diye bir şey olur mu ya? Burada her zaman ve kullanılır. Yani ve ile veya, ve çarp veya topla ya, hemen sonun girişinde ve'yi görürseniz o ve çarp anlamına gelmiyor. Soru işaretinin yanındaki ve mi veya mı ona bakacaksınız. Arasından bir gömlek, bana bir tane gömlek seçer misiniz? Onun birisi. Virgül, virgül demek zaten ve anlamına geliyor. Çarpı, bir pantolon, bir pantolon seçer misiniz? Yedinin birisi. Çarpı, ve'yi gördüm işte. Bir ayakkabı, bir ayakkabıyı seçer misiniz? Kaç farklı şekilde seçilir? Çarpımı soru bitti. Çarpınca arkadaşlar 350 olduğunu görürsünüz. Hocam şu nokta şey virgül yerine veya olsaydı. Şu ve yerine veya olsaydı. O zaman ne yapacaktım? Alıyorum silgimi. Şimdi sorun bir de okuyorum. 10 farklı gömlek, 4 farklı pantolon ve 5 farklı ayakkabısı olan Ali. Bu seçimler arasından bir gömlek veya, şimdi bana bir gömlek seçer misiniz? Onun birisi artı bir pantolon, yedinin birisi veya yine topla bir ayakkabı. Hocam bir ayakkabı değil de iki ayakkabı da seçebiliriz ha. Sıkıntı yok. O zaman ne diyeceksin? Artı beşin ikilisi. Sadece ve sadece seçmeler. Hatırlayın, kombinasyondu. Kombinasyonlarda bu şekilde yapıyorsunuz. Demek ki soru işaretinin yanındaki ve mi veya mı, bu çok önemlidir. Ve derse çarp gitsin, veya derse topla gitsin. Bu birinci ana formülümüz. İki soruyu da bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi geldik bizim bu soruya. İkinci ana formülümüz, ki en önemli ana formülümüz benim gözümde budur. Nasıl dönük hocam? Bu permütasyon, kombinasyon, olasılık. Üçünde geçerli bir kuraldır. Başka kural bilmenize gerek yok. Sadece bu kuralı bilmemiz yeterlidir. Bütün soruları artıktan çözebilirsiniz. Soru içerisinde sana bir görev verilir. Arkadaşlar bütün sorularda mutlaka sana bir görev verecek yani. Görevi nedir? İşte diyor ki A şehrinden C şehrine B'den geçmek şartıyla. Bu A şehri, bu B şehri, bu C şehri. Bunlar da bizim yollarımız. Kaç farklı şekilde gidilir? Bakın bu bir görevdir. Gitme görevi. Soru içerisinde sana bir görev verilir. O görev bitene kadar daima çarpma yapılır. O görev bitirene kadar daima çarpma yapacaksınız. Hocam görev bitene kadar daima ne yapacağız? Daima çarpma yapacaksın. Ha, uzatıyorum. Baktın görev bitti. Allah razı olsun. Yeni bir alternatif yol var. O zaman toplama devreye girer. Şimdi önce bu soruyu biz bir çözelim. Bakın ne zaman çarpma yapılıyormuş? Soru içerisinde sana bir görev verilecek. Süper hocam, görevi biliyorum ben. Görev neymiş? A'dan C'ye gitmek. Süper. Kaç farklı şekilde gidilir? Görevim A'dan C'ye gitmek. O görev bitene kadar. Bakın o görev bitecek. Bitene kadar daima çarpma yapılır. Hocam görev bitti. Tamam görevi bitirdim, Allah razı olsun, ama başka bir yol biliyorum. Ha, o zaman toplama devreye girer. Buyurun sorumuzu çözelim. A'dan C'ye. B'den geçmek şartıyla. Süper. Kaç farklı şekilde gidilir? Hadi. A'dan B'ye kaç yolumuz var? 3. Çarpı. Niye çarpı? Oğlum sana görev vermişim. A'dan C'ye gitmek. Daha sen görevin yarısındasın. Hadi eyvallah gidiyorum desem. Ya derim oğlum görevi tamamlamadın ki. Görevi tamamlamak için C'ye gideceksin. Ondan dolayı çarpı. B'den C'ye kaç yol var? 4 yol var. Çarpı 4. Bitti. Verilen görev ne? Gidip dönülür. Gidip döneceksin görevin. Hadi. A'dan B'ye kaç yol var? 3. B'den C'ye kaç yol var? 4. Bazıları diyor 6. Ne artısı? Yine çarpı. Görevin gidip dönmek. Daha dönmedin ki. Daha dönmedin. O zaman çarpı. C'den B'ye 4. B'den A'ya 3. Hepsini çarpın. Cevabın 144 olduğunu görürsünüz. Bunun cevabı zaten 12'dir. Bu soruda diyor ki dönüşte gidilen yollar kullanılmamak şartıyla. Tamam. A'dan B'ye kaç yolumuz var? 3. Bu üsttekini kullanalım. B'den C'ye kaç yolumuz var? 4. Şurayı kullanalım. Dönüşte bu yolları kullanmayacağız. Artık geriye 3 yolum ve 2 yolum kaldı. Hepsini çarptığımız soru biter. Olay anlaşıldı mı? Şimdi geldik toplamanın olduğu bir soru sana yazayım. Şurası A, B, C, D olsun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Bir de şuradan olsun. Dedim ki A'dan D'ye git. Kaç farklı şekilde gidilir? Sorumuz bu, gitmek. A'dan D'ye git demişim.
Arkadaşlar A'dan D'ye gitmek için şimdi 3 yerimiz var. Üstten de gidebilirim. Oradan da gidebilirim. Alttan da gidebilirim. Üstten gidelim. Hadi bakalım. A'dan D'ye gitmek için üstten 3 yolumuz var. 3 çarpı. B'den D'ye 4 yolumuz var. Çarpı 4. D'ye geldin mi? Geldim. Görev bitti. Evet bitti. Hadi eyvallah gidiyorum desem. Kim bana ne diyebilir ya? Görevi bitirdim ben. Çünkü alternatif bir yol var. Dedim ki görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Tamam görevi bitirdik. Çarpmaları yaptım. 3 çarpı 4 görevi bitirdim. Ha, baktın görev bitti. Yeni bir alternatif yol var. Evet yeni bir alternatif yolumuz var. O zaman toplama devreye girer. E hadi artı. Aradan kaç yolumuz var? 2. Yine görev bitirdim. Süper. Yine görev bitti mi? Evet hocam yine görev bitti. O zaman artı. Alttan da gelebilirdik. 2 çarpı 3. İşte cevap budur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Üstten gidebiliriz. 3 çarpı 4. Görev bitti. Artı. Ortadan gidebilirdik. 2. Görev bitti. D'ye geldim işte. Artı. Alttan gidebiliriz. 2 çarpı 3 arkadaşlar. Topla, çıkar. İşte topla, çarp, soru bitmiştir. Şimdi bunun üzerinde ben biraz daha durayım. Bir tane daha size güzel soru yazayım. Maksat bir defa sorum yazılmış. Şurayı da sileyim. Arkadaşlar A'dan B'ye. Şurada 3 yolumuz, 4 yolumuz. Bir de üstten de 2 yolumuz olsun. Dedim ki A'dan C'ye git ve gel. İşte kaç farklı şekilde gidilip gelinir? Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi hem gideceğiz hem geleceğiz. Bu kırmızı yani kısa yol. Bunlar uzun yollar. Şehirlere uğruyorsunuz. Ben diyorum ki kısa yol ne olsun arkadaşlar? K'yla gösterelim. Uzun yolu da U'yla gösterelim. Şimdi bu adam kısa yoldan gidip kısa yoldan gelebilir. Kısaya kısa. Artı. Şimdi gidip gelmek gidip geldim görev bitti. Kısadan gidip uzundan gelebilir. Kısa uzun. Uzundan gidip uzundan gelebilir. Uzun uzun. Uzundan gidip kısadan gelebilir. Uzun kısa. Başka ihtimal var mı arkadaşlar? Başka ihtimal yok. Kısadan gitsin. İki durum. Kısadan gelsin. İki durum. 2 çarpı 2. Demiyor dönüşte gittiğin yolları kullanma. Böyle bir şey yok. Git ve gel demiştim. Görevin gidip gelmek. Tamam. Kısadan gittim. Kısadan geldim. 2 çarpı 2. Görev bitti. Artı. Şimdi kısadan gidelim. 2. Uzundan gelelim. 2 çarpı. Uzundan gelmek 4 çarpı 3. Süper. Yine geldim. Görev bitti. Artı. Uzundan gidip uzundan gelelim. 3 çarpı 4. 4 çarpı 3. 3 çarpı 4. 4 çarpı 3. Uzundan gittim, uzundan geldim. Artı. Uzundan gidelim, kısadan gelelim. Yani 3, 4 çarpı 2. 3, 4 çarpı 2. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık budur, olay budur. Hadi bakalım. Güzel birkaç tane daha size soru yazayım. Ve yolumuza devam edelim. Muhteşem sorularımıza devam ediyorum. Buyurun, 4 farklı mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde postalanır diye bir sorum var. Şimdi arkadaşlar soruları yaşayacaksın. Şimdi arkadaşlarımızın şöyle bir hatası var. Soruları ezberlemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar soru ezberlenmez ki. Hele permütasyon, kombinasyon olasılıkla soru hiçbir zaman ezberlenmez. Ve çarp veya topla sana görev verilene kadar, yani sana bir görev verilir, o görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Görev bitti hocam, yeni bir alternatif var. O zaman toplama devreye girir. Sadece bunları uygulayacağız. İzle beni. 4 tane farklı mektubum varmış. 1, 2, 3, 4. 4 tane mektubumuz var. Bakın 4 mektup. Tamam 4 tane mektubumuz var. 5 tane posta kutumuz var. Birinci mektubu aldım. Kaç posta kutusuna atabilirim? 5. Birini attınız. Ama 5. Çarpı. Niye çarpı? E hocam sana verilen görev 4 tane mektubu atmaktı. Daha sen birini attın. Geriye 3 tane mektubumuz kaldı. Ondan dolayı çarpı. Sana verilen görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Bunu unutma. Çarpı. İkinci mektubu aldın. Yine kaç kutuya atabilirsiniz? Yine 5.
Değişen bir şey yok ki. Sana bir şart maç koşmamış ki. Diyor ki 4 mektubu 5 kutuya at diyor. Yine 5. Diğer mektup yine 5. Diğer mektup yine 5. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam bu cevap 5 üstleri 4'tür. Posta kutusunun mektup sayısı altta üstte üstü sayılar gibi. Bu formülü ezberlemeye çalışıyorlar. Aman öyle bir ahmaklık yapmayın ha. Bak öyle bir şey olmaz. Her soru tarzını ezberleyemezsin. Geldik buraya. Aynı soru. Her mektup farklı posta kutusuna atsın demişim. Ya da bir posta kutusuna en çok bir mektup atmak. Aynı şeydir bunlar. Her mektubu farklı posta kutusuna atmakla bir posta kutusuna en çok bir mektup atmak aynı şeydir. Birinci mektubu aldık yine. Kaç posta kutusuna atabilirsin? 5 çarpı A posta kutusuna çarpı at. Çünkü niye? Mektup attık. Çünkü her mektubu farklı kutuya atacağız. İkinci mektubu aldım. Kaç kutuya artık atacaksın? 4. Onu da attım. İkinci posta kutusu da kapandı. Diğer mektuba 3, diğer mektuba 2. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Bu da aynı soru. Diyor ki bir posta kutusuna en çok bir mektup. En çok bir mektup demek yani iki mektup atamazsınız. Anlamı bu. Aynı tarz sorudur. Geldik. Bu zor sorun biraz kalsın. Bakın bu diyor ki 5 farklı mektup aynı soru. 3 posta kutum her kutuya en az bir mektup derse ayvayı yedim. İşte bu zor soru sınıfına girir. Nasıl zor soru sınıfına girir? İzle beni. Dedim ki birinci posta kutusu, ikinci kutum, üçüncü kutum. Şimdi 5 tane farklı mektubumuz mu var? Amaç her kutuyu doldurmak. Öyle diyor. Diyor ki her kutuya en az bir tane at diyor. Arkadaşlar 1, 2, 2 atabilirsiniz. Doğru değil mi? Bunlar kendisine ya da değiştirebilir. 2, 1, 2 ya da 1, 2, 2 de olur. Yani 2, 1, 1'i toplamı 5 mektup oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da 3 mektuba 1 mektup, 1 mektup da olabilir. Yani bir posta kutusuna 3 tane, diğerlerine birer tane de atabilirsiniz. Ya da 1, 3, 1 olabilir. 1, 1, 3 de olabilir. Yani birinci kutuya bir tane, ikinci kutuya bir tane, üçüncü kutuya 3 tane de atabilirsiniz. Başka durum yok arkadaşlar. Ya 2, 2, 1 atacaksın. Tabi bu 2, 2, 1 kendi aslında yer değiştirebilir. 3 durum var. Ya da 3, 1, 1. O da 3 durum var. Şimdi birinci posta kutusuna bir tane atacaksın? 5 tane'den birini seçersiniz çarpı. İkinci posta kutusuna 2 tane atacaksın? Geriye kaldı 4 mektup mu? 4'ün ikilisi çarpı. Hocam niye çarpma yapıyorsun? Oğlum 5 farklı mektubu 3 posta kutusuna atmadan görev bitmez ki. Daha sen birini attın. Tabii ki çarpı. Sonra geriye kaldı arkadaşlar 2 mektubum. O da 2'nin ikilisi. Artı. Niye artı? Çünkü görev bitti. Bu görevden, aynı kuraldan kaç tane vardı? 3 tane vardı. 3 tane yanına toplayacağıma 3 tane çarparsam aynı şeydir. Çünkü bunun için ayrı. Bu da aynı formüldür. Yine diyeceksin hocam ilkine 2 tane atalım 5'in ikilisi. Sonra geriye kaldı 3 tane mektup. 3'ün birlisi, 2'nin ikilisi. Aynı şeyler çıkacak. Değişen bir şey yok. Bunların kendisi yer değiştirmesi 3 durum olduğu için çarpı 3 geldik buraya. Birincisine 3 tane attım. 5'in üçlüsü. İkincisine bir tane attım. 2'nin birlisi. Çünkü arkadaşlar 3'ünü attıktan sonra elinde artık 2 tane mektup kalır. Ve en son bir mektup da diğerine attık. Çarpı. Bunlar da kendi arasında görüyorsun. 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. O da 3 durum var. Ayrı alternatifler olduğu için toplayacaksın. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Kural bu. Ne yaptım? Bak bu çok kolay bir soru. Çok kolay bir soru. Ama İşte bu soru aynı mantıktır ama bu soru oldu sana zor soru. Diyor ki 3 posta kutusuna at ama her kutuda en az bir tane mektup olsun. O zaman tabi ben tekrarlı permütasyonu daha sana göstermediğim için ben mecburen teker teker yazdım bunları. Zaten oğlum kaç tane durum var ki? 6 durum var zaten. Şimdi öğrencileriniz diyebilir hocam tekrarlı permütasyondan 1, 2, 2 kendi arasında 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden ona daha giriş yapmadık. Acele etmeyin. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Birini bul, 3'ten çarp. Çünkü 3 farklı durum var. 3, 1, 1. Birincisine 3, bir tanesine 1, bir tanesine 1. Bunlar kendisine geri de değiştirebilir. O da 3 durum var. 3'ten çarp. Topla soru biter. Geldik bizim bu soruya. Diyor ki, A sınıfında 10 öğrenci, B sınıfında 15 öğrenci, C sınıfında 12 öğrenci var. Okul başkan ve yardımcısı kaç farklı şekilde seçilir diyor. Arkadaşlar okul başkanı seçeceğim. Güzel. Başkan ve yardımcı seçeceğim.
Güzel. Şimdi diyor mu herkesi illa A sınıfı, B sınıfı? Hayır, okul başkanı ve yardımcı. Toplam burada kaç öğrenci görüyorsunuz? Hepsini toplasanız ha 37. 37'nin birlisi. 37 tane kişiden birini başkan seçtik. Güzel. Geriye kaldı kaç kişi arkadaşlar? 36 kişi. 36'nın birisi. Arada çarpma olur. Niye çarpma olur? Sana verilen görev bir başkan, bir yardımcı seçmek. Görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Ben de kalktım bunları çarptım. Görev bitti mi? Bitti. Başka alternatif var mı? Yok. Bitti. Cevap budur. Demek ki neymiş? Bir başkan, bir yardımcıyı seç dediği zaman önce 37 kişiden bir başkan seçersiniz. Çarpı. Geriye kaldı bir yardımcı. Yardımcıydı arkadaşlar. 36 kişiden birini seçebilirsiniz. Soruyu ben şöyle değiştirmek istiyorum. Okul, başkan ve yardımcı ama yardımcı ve başkan aynı sınıfta olsun. Oo, aynı sınıfta olmak kaydıyla. Yani başkanı ve yardımcıyı seçeceksiniz ya. Aynı sınıftan seçecekmişiz. Ben burayı sileyim. Benim bununla bir işim kalmadı arkadaşlar. Üst tarafa düzgün çözüm yapalım. Şimdi aynı sınıftan olsun. Süper, tamam. Başkan ve yardımcı. A sınıfından başlayalım. 10'un birlisi çarpı 9'un birlisi. Başkan da seçtim. Başkan ve yardımcı. Başkanı 10'un birlisi. Yardımcıyı da geriye kalan 9 kişiden 9'un birlisi. Artık. Şimdi bitti, görev bitti. Yeni bir alternatif. Bu sefer her ikisini B'den seçelim. Yani söyleyin bana. Başkan ve yardımcı 15'in birlisi çarpı geriye kaldı 14, 14'ün birlisi artı. Bu A sınıfı için geçerliydi. Bu B sınıfı için geçerliydi. Bu A sınıfı, bu B sınıfı, bir de bizim C sınıfımız var. C sınıfından da bir başkan, bir yardımcı seçelim. 12'nin birlisi çarpı 11'in birlisi. Bitti bu kadar. Hop, bitti. Ne yaptım arkadaşlar? İlk başta dedi ki başkan ve yardımcıyı seç dedi. Sınıf belirtmemiş, bir şey belirtmemiş. Toplam 37 öğrenci var. Bir başkanı 37'nin birlisi çarpı. Bir tane yardımcıyı da 36'dan birinden seçtim. Ama soruyu değiştirdim. Aynı sınıfta olmak kaydıyla. Yani başkanı ve yardımcıyı aynı sınıfta istiyorum. Başkan A sınıfında, yardımcı C sınıfında istemiyorum ya. Tamam, A sınıfından başlayalım. Bir başkanı 10'un birlisi, yardımcısının geriye kalan 9'un birlisi. Artı. Çünkü sana dedim ki görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Görevi bitirdim oğlum. Yeni bir alternatif yol var. O zaman toplama devreye girer. Dedim artı. B sınıfından seçelim. 15'in birlisi, 14'ün birlisi. Artı. 12'nin birlisi, 11'in birlisi. Permütasyonla kombinasyon arkadaşlar iç içe giren iki tane konu gibi düşüneceğiz. İç içe girmişler. Ve burada hem permütasyon var hem kombinasyon var. Çünkü arkadaşlar yani birbirinden ayrılmaz bütünlerdir bunlar. Yani tabii ki kombinasyona kadar özel video çekeceğim. Biraz sonra permütasyona biraz daha dayanacağız. Ama ortak sorularını da görün diye yaptım. Bu soruyu şimdi kalsın, tahtaya sileyim, güzel sorular yazayım ve bunu da birlikte çözelim. Haydi bakalım. İlk başta şu kalan sorumu bir çözeyim. Sonra da artık klasikleşmiş permütasyon sorularına birlikte bir giriş yapalım. Buyurun arkadaşlar, bu soruyu çözelim. 5 şıklı ve 20 sorudan oluşan, bak. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, ... 20. soru. Ve her birisi 5 şıklıymış. Diyor ki cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanır? Birinci sorudan başlayalım. Cevap anahtarını kaç farklı şekilde hazırlarız? 5 çarpı. Niçin çarpı? Arkadaşım ben sana bunu bir söylemek istemiyorum ama yine bir daha söyleyeceğim. Görev bitene kadar daima ne yapılırdı? Çarpma yapılırdı. Sana soru içerisinde bir görev verilecek. Oğlum sana verilen görev 20 sorunun cevap anahtarını hazırlamak. Daha sen bir kere hazırladın. Çarpı. İkinci soruya geldim. Yine cevap anahtarını 5 farklı şekilde hazırlayabiliriz. Yine 5 farklı şekilde, yine 5 farklı şekilde, yine 5 farklı şekilde. Hepsini çarpınca cevap ne olur? 5 üzeri 20 olur. Şıklardan 5 üzeri 20'yi bulup işaretlersiniz. Geldik ikinci soruya. Diyor ki arda arda iki şık aynı olmamak kaydıyla. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, ... 20. soru. Hatta 5 de yazalım ya. Belki ileride işime lazım olur çünkü ben bunu değiştireceğim. Diyor ki arda arda iki şık aynı olmayacak. Farzen birinci sorudan başlayalım. Cevap anahtarını 5 farklı şekilde hazırlarız. Çarpı. Farzen burada A'yı işaretledik. Hani olur ya A, B, C, D. A'yı cevap anahtarı olarak yaptım. Geldik buraya.
Burada da arkadaşlar cevap anahtarını 5 farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Aslında bu 5 dediğim 5'in birlisidir. Burayı siliyorum, burayı da sileyim. Yani 5 şıktan birini cevap anahtarı hazırlayacağız ya, bu aslında 5'in birlisidir. Orijinali budur. Ama biz de diyoruz kaç farklı şekilde hazırlarsan. Sen bana diyorsun hocam 5 farklı şekilde hazırlarsın. A da olur, B de olur, E de olur, nokta nokta E'ye kadar. Biz aslında bunun orijinali 5'in birlisi. 5 şıktan birini seçiyorsunuz çarpı. Farz edelim A'yı seçtik. Buraya geldiğim zaman artık A olmayacak. Bakın A'yı iptal ettim. Geriye bizim kaç şıkkımız kaldı? 4 şıkkımız kaldı. 4'ün birlisi. Farz edelim burada B'yi yaptım. Artık buraya geldiğim zaman üçüncü soruya bir tek B olmayacak. Artık A olur. Anlatabiliyor muyum? Sadece bir öncekinin cevap anahtarı aynı olmayacak. B olmayacak. Yine dördün birlisi. Farzen burada C'yi işaretledim. Oldu ya. Bir sonraki soruya geçtim de bir tek C olmayacak. Artık A olur. B yapabilirsin. Sıkıntı değil. Sadece bir önceki sorunun. Çünkü kendisi diyor arda arda iki şık aynı olmak kaydıyla. Dörtten önce ne var? Üçüncü soru var. Sadece üçüncü cevap anahtarı olmayacak. Yani bir tek C olmayacak. Yine dördün birlisi. Bu bir şekilde devam edecek. Yine dördün birlisi. Çarp ne oldu biliyor musunuz? 5 çarpı 4 üzeri 19'dur. Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Arda arda gelen iki cevap anahtarı aynı olmayacağı için. Mesela diyelim ki ikinci soruya geldiğim zaman bir önceki sorunun cevap anahtarı aynı olmayacak. Bir sonraki soruya geldiğim zaman sadece bir önceki sorunun cevap anahtarı aynı olmayacak. O zaman soruyu değiştireyim. Arda arda 3 şık aynı olmasın deseydim. Soruyu bu şekilde yapalım. Arda arda 3 şıkkı, 3 şık aynı. Arda arda 3 sorunun şıkları aynı olma kaydıyla. 3 şık demişim ya. Arda arda, dur şurayı sileyim yine. Sorumuzu biraz güzelleştirelim ya. Soruyu biraz hızlı yazdım da soruyu yanlış yazmışım. Yani doğru da ifade ettim de arda arda 3 sorunun cevap şıkkı. Cevap anahtarı, evet, aynı olmamak kaydıyla. Bu daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar, yine dediniz ki birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru. Bu şekilde gidecek 20. soruya kadar. Süper. O zaman başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudan başladım. Şimdi cevap anahtarı 5 farklı şekilden birini seçebilirsiniz. Farz edelim A'yı seçtim. İkinci soruya geldiğim zaman A olmayacak. O zaman geriye kaldı 4'ün birlisi çarpı. Farzen burada da B'yi seçtim. Bir sonraki soruya geldiğim zaman A olmayacak, B olmayacak. Çünkü niçin? Arda arda gelen 3 sorunun cevap anahtarı aynı olmamak kaydıyla. Arda arda gelen 3 sorunun cevap anahtarı aynı olmayacaksa şu 3'üncü soruya geldiğiniz zaman ilk ikisi aynı olmayacak. İlk ikisini sadece yapamayabilirsiniz. Bir önceki soruları yapabiliriz. Sadece arda arda gelen 3 sorunun cevap anahtarı aynı olmayacaksa, A ve B olmayacaksa geriye kaldı 3'ün birlisi çarpı. Farzen burada da C'yi seçtik. Oldu ya. Bir sonraki soruya geldiğiniz zaman artık A'yı seçebilirim. Çünkü ben sana dedim ki arda arda gelen 3 sorunun cevap anahtarı aynı olmayacak. Yani burada B ve C'yi seçmiştim ya. Burada B olmayacak, C olmayacak. O zaman yine 3'ün birlisi. Süper. Bir sonraki sefer burada fazla E'yi seçtik. Bir sonraki soruya geldiğiniz zaman 5. soruda 3 ve 4'ün cevap anahtarını kullanamazsınız. 1 ve 2'yi kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani 3 ve 4'te neyi kullanmıştık? C ve E. Burada C olmayacak, E olmayacak. Yine 3'ün birlisidir. Nokta 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 arkadaşlar. En sondaki 20. soruda yine 3'ün birlisi olur. Cevap ne olur, ne olur biliyor musunuz? 20 çarpı 3 üzeri 18'dir. 20 çarpı 3 üzeri 18'i şıklarda bulup işaretlersiniz. Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Buyurun arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Soru diyor ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 basamaklı. Sadece ve sadece 3 basamaklı diyorum. Rakamları farklı dememişim. Bakın dikkat edin. Bu soruyu çözelim. Bir de aynı soruyu 3 basamaklı, rakamları farklı derse ne yapacağım? Aradaki farkı size göstermek adına önce sadece 3 basamaklı sorular yazalım. Dediniz ki arkadaşlar 1, 2, 3 tane basamak yanına çizdik. En başa 0'ın dışında hepsi gelebilir. 6. Hepsi gelebilir. 7, 7. 7 rakam var ya bitti. Çünkü rakamları farklı dememiş. Hepsini yazabilirsiniz. Sıkıntı değil. Görev bitene kadar daima çarpma yapılır diye. Ben de daima çarpma yaptım. Geldi ikinci soruya. Yine 3 basamak yaptım. Çünkü 3 basamaklıydı sorumuz. Diyor kaç tek sayı yazılır? Şimdi arkadaşlar son rakamı biraz uzatalım. Tek sayılar için 1, 3, 5 lazım. 1, 3, 5 lazım. Kaç durum var? 3 çarpı.
Arkadaşlar bu tarz sorularda önce şart varsa şart yerine getirilir. Sonra yüzler basamağından yani en büyük basamaktan başlanır ve hepsi teker teker oluşturulur. 3 çarpı. En başa 0 gelmez, hepsi gelebilir. 6. Ortaya hepsi gelebilir. 7. Hepsini çarp, soru biter. 1, 2, 3. Çift sayı yazılır. 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6. Başka çift sayım yok. Bazı arkadaşlarımdan şu anda duyar gibiyim. Hocam 0'ı ayrı, diğerlerini ayrı yapalım. Rakamları farklı derse o doğrudur. Rakamları farklı demediği sürece o soru pendir ekmek sorusudur. İlkokul 2 sorusudur. Bana fantazi düşünmeyin. Ne diyor? 3 basamak. Rakamlar farklı demiş mi? Hayır. 0'ı mıfır hepsini birlikte düşün ya. Rakamları farklı derse 0'ı ayrı düşün. Bir şartta 0 varsa. Rakamları farklı dememiş. 4 tane sayı yazılabilir. Alasına 4. Başa 0 gelmez. 6. Ortaya hepsi gelir 7. Bitti bu kadar. Kaçı 5 ile bölünür? 1, 2, 3, 0 ve 5. 5 ile bölünmeme şartı bu. Birler basamağı 0 ve 5 olacak. Kaç durum var? 2 çarpı. En baş 0 olmaz. 6 durum var. Burası arkadaşlar. 7 tane rakamım var. Hepsi de gelebilir 7. Bitti bu kadar. Demek ki bu 0 ayrı, diğerleri ayrı meselesini rakamları farklı da yapacağım. Şimdiden maksat ön hazırlama oluşturuyorum ki ileride sıkıntı yaşamam. Geldik buraya. Kaçı 300'den büyüktür? Arkadaşlar 300'den büyük olması için 1, 2, 3. Burası 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. 300'den büyükler, yüzler basamağı 3, 4, 5, 6 olacak. Kaç durum var? 4. Orta hepsi gelir 7. Sonra hepsi gelir 7. Bitti. Eksi 1. Hocam niçin eksi 1? Arkadaşım bakın demişim kaçı 300'den büyük. Farzdan buraya 3 geldi. Buraya 0. Buraya 0 gelme ihtimali yok mu? Var. Sayıların bir tanesi 300 oldu. Ondan dolayı 300'ün kendisi olan o bir tane sayıyı çıkarmak zorundayım. Ne dedik? 4 çarpı 7 çarpı 7 eksi 1. Çünkü sayıların bir tanesi 300 oluyor. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam o zaman sıfırları burada kullanmayalım. Onu sıfırları kullanmazsan 400'ü de egal etmiş olursun. 500 de 400 500 sağlıyor. 600 de sağlıyor. Sadece 300 sağlamıyor ya. Sadece bir tane sayı çıkardım. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık hep aynı mantık. Devam ediyorum. Biri çıkarmanın meselesi anlaşılırsa aynı şeyi burada da kullanacağım. 1, 2, 3. Kaçı 340'tan büyüktür? Bir saniye. Şimdi 340'tan büyük diyorsa onun da çözümünü şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi önce bu alttakini çözeyim. Sonra buna bakayım. Kaçı 300'den büyük ve çift sayıdır? 1, 2, 3. 300'den büyük 3, 4, 5, 6. Çift sayı 0, 2, 4, 6. Buraya 4 tane sayı gelir. Şuraya arkadaşlar 4 tane sayı gelir. Ortaya da 7 gelir. Şimdi sayılardan bir tanesi 300 oluyor mu olmuyor mu? Ona bakacağım. Hocam valla buraya 3 gelse. Buraya zaten 0 geldi. Buraya da 0 gelme ihtimalim var. Eksi 1. Olay anlaşıldı mı? Kaçı 300'den büyük ve çift sayı dediği zaman 300'den büyük 3, 4, 5, 6. Çift sayı 0, 2, 4, 6. Sayılarından bir tanesinin 300 olma ihtimali var. Tek sayı deseydi. Şimdi aynı soruyu ben çift değil de tek deseydim. Bu biri çıkarmayı anladınız zaten. En sona ne gelecek? 1, 3, 5 gelecek. 3 durum var. Başa hepsi bu 3, 4, 5, 6, 4 sayı var. 7 sayı var. Eksi 1 yapmaya gerek yoktur. Niçin eksi 1 yapmaya gerek yoktur? Çünkü sayılarından bir tanesinin 300 olması imkansız. Çünkü tek sayı diyor oğlum sonra 0 gelmez ki. O zaman 0 sonra 0 gelmezse sıkıntı da yok. Olay anlaşıldı mı? Şimdi geldik benim bu soruya. Şimdi bu soru ne diyor? Diyor kaçı 340'tan büyüktür? Şimdi ben bunu şöyle düşünmek istiyorum. Hatta burayı sileyim. Şimdi gittiniz bankaya. Bankaya para yatıracaksın. Bankaya para yatırdığınız zaman adam yüzlükleri ayrı sayar. 5 tane yüzüğün varsa der ki 5 çarpı 100 artı 50'likleri ayrı sayar. 200'likleri ayrı sayar. Sonra hepsini toplar. Biz de burada o modeli uygulayacağım. Nasıl o modeli uygulayacağım? 340'tan büyük. Hemen 100'ün katı ne var? Çünkü 3 basamaklı dediği için 100'ün katı diyorum. 340'tan büyük 100'ün katı hocam 400 var. O zaman 340 ile 400 arasını ayrı, 400'den büyük eşitleri de ayrı düşüneceksin. Bitti bu kadar. Yani o bozuklukları ayrı düşüneceksin. Meselesel kaçı? 240'tan büyüktür. O zaman 240'tan hemen büyük olup da 100'ün katı ne var? Hocam 240 ile 300 arasını ayrı, 300'den büyükleri ayrı düşüneceksin.
Kaçı? 150'den küçüktür desem. 150'den küçük olup da 100'ün katı hemen 100 var. O zaman 150 ile 100 arasını ayrı, 100'den küçüklere ayrı düşüneceksin. Kaçı 550'den küçük mü dedi? 550'den küçük olup da 100'ün katı ne var? Hocam 500 var. 500'den 550 arasını ayrı, 500'den küçüklere ayrı düşüneceksin. Hadi sorayım madem 240'tan büyük dedim. 240'tan 300 arası ayrı, 300'den büyükler ayrı düşünelim. 1, 2, 3. 2, 3. Değil mi? 240'tan, pardon 3 olmaz. 240'tan 3 arasında bir tek 2 gelir. 40'tan büyük 4 olur, 5 olur, 6 olur. Buna gerek yok zaten. 1 durum var, 3 durum var. Şurada hepsi gelebilir. 7 durum var, hepsi gelebilir. Artı. 300'den büyük. Hocam 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. 4 durum var. 7'si gelir, 7'si gelir. Şimdi sayının bir tanesinin 340 olma, 240 olma ihtimali var mı yok mu? 2 geldi, 4 geldi. Hocam valla buraya 0 gelebilir. O zaman eksi 1 diyeceksin. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. E hadi. Bir de bunların rakamları farklı soruları nasıl çözeceğim? Hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Şu sorulara. Hangi sorulara rakamları farklı derse ne yapacaksın? Vallahi kusura bakma arkadaşım. Rakamları farklı dediği zaman ayvayı yedin. Kusura bakma, bak baştan söylüyorum. Bir soruda rakamları farklı gördüğün zaman ayvayı yedin. İki defa düşüneceksin. Üç defa düşüneceksin. Rakamları farklıdan kastım şu. Rakamları farklı dediği zaman arkadaşlar her rakamı ayrı düşünmek zorundasın. Kullandığını bir daha kullanamazsın. Buna dikkat edin. Şimdi hocam rakamları farklı demiş mi? Evet arkadaşım rakamları farklı demiş. Rakamları farklı demişse İki defa düşüneceğiz, üç defa düşüneceğiz. Baştan bunu söylüyorum, sorusuna geldiği zaman bir daha anlatacağım. İşin içinde sıfır varsa, sıfırı ayrı, diğerlerini ayrı düşüneceksin. Olay anlaşıldı mı? Nasıl diyorsun hocam? İzle beni. Üç basamak çizdik. Bir, iki, üç. Kaç sayı yazdır? Başa sıfır gelmez. Hop sıfırı sildim. Geriye kaç tane kaldı? Altı çarpı. Hocam bizim toplamda 7 tane rakamımız vardı. Birini kullandım gitti. Geriye kaç tane sayı kaldı? 6 tane sayı kaldı. Çünkü artık ortaya 0 gelebilir. Yine 6 çarpı. Hocam 7 rakam var daha. Birini başa, birini ortaya yazdım. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Al bunları çarptı mı soru biter. İşte bu şekilde her rakamı ayrı ayrı düşüneceğiz. Geldik alt tarafa. 1, 2, 3. Diyor ki kaç tane tek sayı yazılır? Şimdi izleyin beni. Aşağıya biraz daha aşağı yazayım. Sayı yazacak yer bırakmadım ya. 1, 2, 3. Şimdi kaç tek sayı yazdır derken 1 gelir, 3 gelir, 5 gelir. Kaç durum var? 3 durum var. Çarpı. Hocam benim 7 tane rakamım vardı. Bak hep teker teker düşünüyorum. Birini sona yazdık. Aslında bu 3 değildir ha. Orijinali şudur. 3'ün birisidir. Şu 3 rakamdan birini seçiyoruz. Hemen 3 diyorum ya, şimdi öyle diyor hocam 3'ünden mi yazıyoruz? Hayır hayır hayır, 3 rakamdan birini seçiyorsun. 3'ün birisi. İşte ben size diyorum ya, permütasyonla kombinasyon iç içe girmiş iki konu gibi düşünün. Bakın normalde bir permütasyon sorusudur ama aynı zamanda kombinasyonla kullanıyorsunuz. 3 rakamdan birini seçtik. Süper. 7 rakam vardı, biri gitti. E bir tanesi de 0. E 0 da başa gelmez. Hocam geriye kaldı 5 tane. 5'in birisi. Çarpı. Hocam 7 rakam var da. Birini başa, birini sona yazdım. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. 5'in birlisi. Mantık budur arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? İşte 3, 5, 5 yapıyorduk. Aynı şey değişen hiçbir şey yok. Maksat nereden geldiğini sana göstermek istedim. Çarp çarpı 75 bulursunuz. Geldik buraya. 1, 2, 3. Kaç çift sayı yazılır? 0, 2, 4, 6. Hocam 4'ünden herhangi birisi değil işte. Buraya 0 geldi mi? Buraya 6 rakamın hepsi gelebilir. Buraya 0 gelmedi mi? 2 geldi mi? E başa 0 da gelmez. Geriye 5 rakam kalır. 5'in bir tanesi yazılmak zorundadır. Ondan dolayı rakamları farklı dersen, işin içine 0 girirse ayvayı yedin. 0'ı silersin. Kusura bakma. Artı dersin. 0 için ayrı yerde işlem yaparsınız. Olay anlaşıldı mı? 2, 4, 6. Buraya kaç farklı şekilde gelir? 3 farklı şekilde gelir. Çarpı. Şimdi burayı hiç unutalım. Sadece buraya odaklanıyorum. 2, 4, 6. Evet doğru, çift sayıdır. Sonra 3'ünden biri gelecek. 3 durum var. 3 çarpı. 7 rakam vardı. Birini yazdım, kurtuldum, gittim. Bir tanesi de 0. Hocam 0 buraya yazdık. Olmuyor, ayrı ayrı. O ayrı bir alternatif.
Bu ayrı bir alternatif. Yani sıfır hemen buraya yazmıyoruz. Önce burayı bitirelim, sonra diğer tarafa geçeceğim. Şimdi 7 rakam vardı. Birini birler basamağına yazdım. Geriye kaldı 6 rakam. Başta da 0 gelmez. Çünkü 0'ı daha kullanmamışım. 0'ı da sildim. Geriye kaldı 5 durum var. Hocam 7 tane rakam vardı. Birini başa birini sona yazdım. Geriye kaldı 5 sayı. 0 ortaya gelebilir. Süper. O zaman çarpı 5. Bitti. Bunun cevabı dur. Geldik buraya. Artı yeni bir alternatif. 0 buraya kaç farklı şekilde gelir? 1. Oh be, 7 rakam vardı, 0'dan kurtuldum. Geriye kalan 6'sının 6'sı da yüzler basamağına yazılabilir. Hocam 7 rakam vardı. Birini başa birini sona yazdım. Geriye kaldı 5 tane. Soru bitmiştir. 75 artı 30. Cevap 105'tir. Şıklarda 105'i bulup işaretlersin. Pışt pışt pışt. Hocam 5 ile bölünmenin kuralı. Ya 0 olacak ya 5 olacak. Süper. Aa, rakamları farklı demiştik. Hocam bir de işin içinde 0 var. Sil 0. Hayır, değişemez abi dur. Olay anlaşalım arkadaşlar. 0'ı ayrı, diğerlerini ayrı yaparsın. Kurt ile kuzu gibidir. Rakamları farklı derse 0 kendisini kurt gibi görüyor. Rakamları farklı demediği sürece 0 mahsup 3-5 gibi düşünün ya. Rakamları farklı demezse ama rakamları farklı derse sanki adama şarjı vermişler gibi ha. Adam diyor ben kurdum. Kapar. 5'i yanında yakal zaman var ya. 5 neye uğradığını şaşırır. Ondan dolayı onu ayrı bir kafese koydum. 5 buraya bir farklı şekilde gelir. Hocam 7 rakam vardı. Birini başa yazdım. Başa 0 da gelmez. Geriye kaldı 5 tane. Süper. Hocam 7 rakam vardı. Birini başa bir sona yazdım. Geriye kaldı 5 tane. Bak hep bu şekilde yapıyorsunuz. Her rakamı ayrı ayrı düşünüyoruz. Geldik buraya. 0 buraya bir farklı şekilde gelir. Çarpı. Hocam 7 rakam vardı. 0'ı kullandım. Süper. Geriye kaldı 6. Geriye kaldı 5. Burası 25, burası 30. Topla 55 tane arkadaşlar. 5 ile bölünen sayı yazarsanız haberiniz olsun. Geldik sağ tarafa. Şu 5'ini soruya. Diyor ki kaçı 300'den büyüktür? Hocam pişt pişt pişt. 300'den büyük 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Kaç durum var? 4 durum var. Çarpı. Hocam 7 rakam vardı. Birini kullandım gitti. Geriye kaldı 6 tane. Hocam 7 rakam vardı. Biri gitti, biri ortaya gitti. Geriye kaldı 5 tane. Bitti. Cevap budur. Hocam bir çıkaracak mıyım? Hayır. Çünkü sayılarından bir tanesinin 300 olması imkansız. Rakamları farklı demiştim ya. Oğlum nasıl 300 oluyor? 300'ün rakamları aynı. Yani bu bulduğun sayılardan birinin 300 olması imkansız. Buraya 3 geldi. Buraya 0 gelse bile buraya 0 gelemez zaten. Olay anlaşıldı mı? Güzel. Geldik buraya. Kaçı 240'tan büyüktür? 4. Bu sefer büyük demeyelim de soruyu biraz değiştireyim. Kaçı 340'tan küçüktür? Küçüğü bulalım arkadaşlar. Hep büyük 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 dedik. Hep büyükler üzerinden gittik. Bu sefer de 340'tan küçük olsun. Şimdi 340'tan küçük olup da 100'ün katı ne var? Hemen dibinde olan. Hocam valla 300 var. Süper. O zaman diyorsun ki 340 ile 300 arasını ayrı, 300'den küçük eşitleri de ayrı düşüneceksin. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Hocam bunu değiştirelim. Tamam. Mantık bu. Burayı silelim. Biraz önce 240 vardı ya. 240'a göre yapalım. Tamam yapalım. Arkadaşlar 240'dan küçük olup da 100'ün katlarından 240'a en yakın ne var? Hocam 200 var. Diyorsun ki 240 ile 200 arasını ayrı, 200'den küçüklerde ayrı düşüneceksiniz. Bitti bu kadar. Hocam 200'e eşit olabilirim. Tabii ki 240'tan küçüğüm diyorsa 200'e eşit olabilir. Sıkıntı yok. Hadi yapalım. Hadi. 1, 2, 3 basamak. 1, 2, 3 basamak. Bunları toplayacağız. 240'dan 200 arasında yüzler basamağı %100 2 olacak. 240'dan 200 arasında 0 olur, 1 olur, 2 olamaz. Rakamlar farklı demiştim. Süper. 2'yi sildim. Bir tek 3 olur. Arkadaşlar 240'dan 200 arasında bana bir sayı tutsan ya 200'lü bir şey söylersin ya 210'lu bir şey söylersin. 220 olmaz rakamları farklı demiştim. Ya da 230'lu bir şey söylersin. 240 zaten olmaz çünkü 240'tan küçüğüm diyor. Süper. Buraya 2 kaç farklı şekilde gelir? 1 çarpı. Burası 3 çarpı. Hocam bizim 7 rakam vardı. Birini başa birini ortaya yazdım. Geriye kaldı 5 tane. Geldik buraya. 200'den küçük bir tek bir olur. Başka olmaz ki. 200'den küçük bana 3 basamaklı bir sayı desen bana diyeceksiniz hocam 100 küsür diyeceksiniz. 1. Böyle bir farklı şekilde geldi.
7 rakam vardı, birini yazdım geriye kaldı 6, birini daha yazdım geriye kaldı 5. Sayılarından bir tanesi 240 olabilir mi, ona bakacağım. 2 buraya gelse, buraya 4 gelmiyor ki. O zaman 240 olması imkansızdır. Kimseyi çıkarmaya da gerek yoktur. Soru budur işte, çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Geldik alttakine. Kaçı 300'den büyük ve tek sayıdır? Dur. Önce çifti çözerim. Sonra teke bakarız. Kaçı 300'den büyük? 3, 4, 5, 6 ve çift sayıdır. 0, 2, 4, 6. Sizi duyar gibiyim. Hocam sıfır ayrı yapacağım. La oğlum sıfırdan daha büyük sıkıntım var. Hocam sıkıntı ne? Biz niçin sıfır ayrı yazıyorduk? Çünkü başa sıfırın gelme ihtimalinden dolayı. Lan buraya başa sıfır gelemez ki. Adam ön tarafı kapaklamışlar 3, 4, 5, 6. Buradaki daha büyük sıkıntı ne biliyor musun? Ortak rakamlar var. Demek ki ortak rakamlar benim burada sıkıntımmış. Yani tam bu silsem dese ki kaçı çifttir deseydi tamam sıfır ayrı düşün. Çünkü başa sıfırın gelme ihtimali var ya. Biz sıfırın niçin ayrı yazıyoruz? Sıfırın başa gelme ihtimalinden dolayı. Ha ama başa 300'den büyük dediği için 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Hop hop 4 tane sayı zaten kapaklamışlar. Buraya sıfırın gelmesi imkansız. Daha büyük sıkıntı ortak sayılarım var. Çünkü niye? Rakamları farklı demiştim. O zaman ortaklar kimler? Hocam ortaklar bir iki şey, bir 4 var, bir 6 var. Doğru mu arkadaşlar? Bu 4 ve 6'yı silerim. Bıç bıç bıç. Artı 4 ve 6'yı ayrı yerde işlem yaparım. Bu kadar basit ve net. Yine bundan aynısını yazıyorum. 3, 4, 5, 6. İzle. 0, 4. Buraya kaç bak. Pardon. 2 niye sildim ki? Özür. Ortaklarım 4 ve 6 diyorum. 2'yi siliyorum. Heyecan yaptım. 4'ü sildim. 4 ve 6'ya ayrı yerde işlem yaptım. Ortaklar 4 ve 6 olduğu için 4 ve 6'yı sildim. Ayrı yerde işlem yaptım. Baştakine olduğu gibi yazacağım. İzle. Buradan başlayalım. 0, 2 buraya kaç farklı şekilde gelir? 2 farklı şekilde gelir. 3, 4, 5, 6 hiç kullandığın sayı var mı? Yok. 4'ü de gelebilir. Hocam 7 rakam vardı. İkisi gitti. Geriye kaldı 5 tane. Geldik buraya. 4, 6 buraya 2 farklı şekilde gelir. Biri gitti. Çünkü 4 ve 6. 4 de yazsan, 6 da yazsan bunlardan birisi gidecek. Hocam ikisini aynı da silelim mi? Hayır. Sen bunlardan 1 mi yazıyorsun? 4'ü mü yazdın? Artık 6 yazılabilir. 6'yı mı yazdın? 4 yazılabilir. Sadece bunlardan 1 mi siliyorsunuz? Orijinal de şu. Hocam 2 sayıdan birini seçtik. 2'nin birisi. Bunlardan bir tanesi gitti. 4'ü silerim. Geriye kaldı 3'ün birisi. Hocam 7 rakam vardı ha. Birini başa birini sona yazdım. Geriye kaldı kaç tane? 5 tane. Bu da 5'in birisi. Aynı mantık. Çarp çarp topla. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. O zaman buna benzer bir tane daha. Bunun çiftini de söyle ben bırakıyorum. Çift. Aynı soru. Çift dedik ya. Bunun tekini de senin ödevin olsun. O da bizim 8'in soru olarak yazalım. Diyelim ki 8'in sorunun ödevi tek sayılar olsun. Arkadaşlar hadi bakalım. Soruyu çözmeye devam edelim. Güzel sorularla sizi baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar klasikleşmiş sorularıma devam ediyorum. Permütasyonlar da klasikleşmiş bir sorudur. Böyle bir 7 tane maddelik soru yazdım. Ekstradan 2 tane madde kendim eklerim. Buradan ben sana 1000 tane soru çıkartırım. Ondan dolayı ben sana diyorum ki soru ezberleme. Soru ezberlenmez. Her bir soruyu ayrı ayrı ezberleyeceksin. Allah aşkına olayı mantığına yatırın. Permütasyonda, kombinasyonda, olasılıkta soru ezberi yapılmaz. Mantığına, dotline yatıracaksın. İzle beni. Diyor ki 3 farklı matematik, 4 farklı kimya, 5 farklı fizik kitabı. Arkadaşlar bunlar farklı. Özdeş olursa çözümleri çok farklıdır. Biz farklar yani şöyle bir şey. Tekrarlı permütasyona giriyor o özdeşler. O ayrı bir konu. Karıştırmayın konuları birbirine. Önce bir farkları adam akıllı bitirelim. Diyor ki bir rafa kaç farklı şekilde dizilir? Arkadaşlar bir rafa hepsini topladığınız kaç kitap var? 12 kitap var. 12 kitap bir rafa kaç farklı şekilde dizilir? Tabii ki 12 faktöriyeldir. Bitti bu kadar. 12 faktöriyel. Dediniz ki hocam 12 faktöriyel. Arkadaşlar 5 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde dizilir? 5 faktöriyel. 3 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde dizilir? 3 faktöriyel. Konunun girişinde ben sandım ki sıralamaların hepsi faktöriyeldir. N kişi düz bir sıraya N faktöriyel. Tamam bunu bu şekilde çözdüm. Sana ekstra bir soru sormak istiyorum. Burada kaç görüyorsunuz? 5.
Burada kaç görüyorsunuz? Çoğunuz 5, bir kısmınız 5, bir kısmınız 1 der gibisiniz. Arkadaşlar bu 1'dir. Birleştirince 1, ayrılınca 5. Niçin sana bunları öğrettim? Biraz sonra soruda göstereceğim sana. Şu anda kaç tane sayı görüyorsun? Hocam 2 tane sayı görüyorum. Bu 1, bu 1. Etti 2. Şu anda 3. Şu anda 4. 1, 2, 3, 4. Şu anda 5. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane sayı görüyorum. Şu anda 3 tane sayı görüyorum. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane sayı görüyorum. Şimdi hocam sayalım bir. 3 tane sayı görüyorum. Birleştirdiklerin tek bir sayı gibi okunur. Bu bir sayı, bu bir sayı, bu bir sayı. Topladığınız kaç tane sayı var arkadaşlar şu anda burada? Hocam şu anda ben burada 3 tane sayı görüyorum. 3 tane sayı mı görüyorsun? Şu anda kaç tane sayı görüyorsun? Hocam yine 3 tane sayı görüyorum. Şu anda kaç tane sayı görüyorsun? Hocam yine 3 tane sayı görüyorum. 1, 2, 3. Birleştirdikleriniz hep bir sayı gibi okunur. Şu anda kaç tane sayı görüyorum? Hocam 2 tane sayı görüyorum. 1 ve 2. Birleştirdiklerinizi bir sayı gibi okuyacaksın. O zaman izle beni. İzle, 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 izle. Fizik kitapları yanına olmak kaydıyla. Fizikleri tutalım, birbirine bağlayalım. Bizim kaç tane fiziğimiz vardı? Hocam 5 tane fiziğimiz vardı. Tamam. 5 tane fiziği tuttum, birbirine bağladım. Bağladıklarını kaç sayı gibi göreceksin? Tek bir sayı gibi göreceksin. Hatırladınız mı? Bu 5'ti, bağladım 1 oldu. Geriye bizim ne kaldı? 3 tane matematik kaldı. Matematik, matematik, matematik. Ve 4 tane de kimyamız var. Kimya, 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 kimya. Kuş bakışı bir sayın var. Burada kaç tane kitap görüyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitap var. 8 faktöriyel. Çarpı. Daha işlem bitmedi ki. Bu bağladıklarım içeride kendi arasında fit 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 yer değiştiremezler mi? O da oldu sana 5 faktöriyel. Bitti bu kadar. İşte cevap 8 faktöriyel. Çarpı bağladıklarım içeride yer değiştirebilir. Çarpı 5 faktöriyeldir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayılar birbirine bağlıyorum. Bağladıklarım tek bir sayı gibi okunur. Bunu unutmayın. Geriye bizim bağlamamışım ki onlar serbestler. Saydığınız kaç tane kitap var? Hocam 8 tane kitap var. 8 faktöriyel çarpı. Daha bitmedi ki. Bağladıklarım içeride yer değiştirebilir. Çarpı 5 faktöriyeldir. Bitti. Aynı branşın kitapları yanına olmak kaydıyla. 3 matematiği de birbirine bağlamamı istiyor. 4 tane kimyayı da birbirine bağlamamı istiyor. 5 tane fiziği de birbirine bağlamamı istiyor. Kuş bakışı bir saniye. Burada kaç tane kitap görüyorsunuz? Hocam valla ben burada 3 tane kitap görüyorum. 1, 2, 3. Bağladıkların tek kitap bu okunuyor ya. O zaman bir defa bir 3 faktöriyel yapalım. 3 faktöriyel çarpı. Bağladıklarım kendi arasında yer değiştiremezler mi? 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. İşte cevap budur. Olay anlaşıldı mı? Geldik sağdaki sorumuza. Herhangi iki matematik kitabı yan yana olmamak kaydıyla. Arkadaşlar herhangi iki tane matematik kitabının yanına istemiyorsan Seyfi Doğanay'ın bir şarkısı var. Buradan da ona selam olsun. Seyfi Doğanay'dı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsan diyor ya aralarda leyle aralarda aralarda aralara yerleştireceksin. Herhangi iki matematik kitabı yanına istemiyor musun? Seyfi abimizin dediği gibi aralara 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 yerleştir. Hadi aralara yerleştirelim. Önce matematikleri sayma. Kimya 4 tane. Kimya, 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 kimya. Geriye kaldı 5 tane fizik. Fizik, 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 fizik ve fizik. Sayın kaç tane kitap görüyorsunuz? Hocam 4, 5 de burada var 9. Burada 9 tane kitap var. 9 kitap mı var? 9 faktöriyel çarpı. Şimdi aralara matematikleri yerleştirelim. Bizim kaç tane aramız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aram var. Önce 10 tane aradan 3'ünü seçersiniz çarpı 3 faktöriyel. Niçin? Arkadaşlar 3 tane matematik kitabı için önce bana 3 tane ara seçeceksiniz. Hocam bu arayı seçtim. Bu arayı seçtim. Bu arayı seçtim. E bir de bu kitaplar kendisine yer değiştiremezler mi? Çarpı 3 faktöriyeldir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, kural bu. Hocam ben bu 1300 çarpı 3 faktöriyel değil de ben bunu çok amatörce çözüyor diyor bazı arkadaşlarımız. Şöyle bir şey. Önce 9 kitap kendi arasında dediniz ki 9 faktöriyel. Al sana 9 faktöriyel. Şimdi birinci matematiği aldım. Olabilir, sıkıntı yok. Çarpı niye? Çarpı daha görev bitmediği için. Daha ben matematikleri aralara yerleştirmedim. Birinci matematiği aldım. Kaç ara yerleştirebiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 çarpı. Fazladan buraya yerleştirdik. İkinci matematiği aldım. Pıt 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 aldım. Kaç araya artık yerleştirebilirim? 9 çarpı.
En son matematiğe, onu da buraya yerleştirdik. En son matematiğe kaç aramız kaldı? Vallahi hocam 8 tane ara kaldı. Bu da olur. Zaten bir önceki onun üçlüsü çarpı 3 faktöriyel zaten bu oluyor. Merak etmeyin. Olay anlaşıldı mı? Herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmeyecekse bunu Seyfi Doğanay abimizin dediği gibi aralara yerleştirirsiniz. Önce diğerlerini oturtursun. 9 faktöriyel. Bizim toplam 10 aramız var. Sağ ve sol açıkta olmak üzere. Önce dersin ki hocam 10 tane aradan 3'ünü seçelim ki bunu 3 matematiği yerleştireceğim için çarpı 3 faktöriyel ya da bu şekilde çözüm yaparsınız. En başa matematik, en sona kimya kitabı gelmesi şartıyla. Dur. En başa matematik, ara önemli değilmiş. En sona da kimya kitabı gelmesi şartıyla. Arkadaşlar bizim toplam kaç tane matematikimiz vardı? 3 tane. Buraya 3 taneden birini seçtik. Çarpı. Kimyalarımız kaç taneydi? 4 taneydi. Buraya 4 tane kimyadan birini seçtik. Çarpı. Şimdi bir tane matematiğimiz gitti. Bir tane kimyamız gitti. Oğlum toplamda 12 tane kitap var. Birini başa birini sona yazınca geriye kalan 10 kitap kendi arasında 10 faktöriyel değil midir? Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Şimdi diyor ki en başa matematik gelsin. Süper. En başa matematiği koydum. Ara önemli değil. En sona da matematik gelmesin. Matematik istemiyormuşum. En başa matematik gelecekse 3'ün birisi. En sona matematik gelmeyecekse oğlum ya fizik ya kimya ikisinden birisi gelecek. 9'un birisi. Çünkü ya fizik ya kimya gelecek. 9'un birisi. Matematik gelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Şimdi birini başa birini sona yazdık. Toplamda 12 tane kitabım var. Geriye kaldı. 10 faktöriyel. İşte çözüm budur. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Ha, biz bunu değiştirelim. En sona matematik gelmesin demişim ya. Tamam, çözümünü bu şekilde yaptım. En sona fizik gelmesin deseydim. Fizik gelmesin. İzleyin beni. Şurayı alıyorum. Şurayı siliyorum. Baştan sorumu çözüyorum. Dedik ki hocam bir ara önemli değilmiş. En başa matematik gelsin. Matematiği yazdım. En sonunda fizik gelmesin. Fiziği iptal ettik. Şimdi en başa arkadaşlar matematiklerden birini yazdım. Üçün birisi. Tamam. En sona fizik gelmeyecek. Tamam. Fiziği sildik. Bizim toplam geriye kaç tane kitabımız kaldı? 7 kitap var. Ama matematiklerden birini ben başa yazmıştım. O zaman 6'nın birisi. Matematiklerden birini başa yazdık ya. Geriye 2 matematik, 4 kimya. Toplamda 6 kitabı yazabilirsiniz. 6'nın birisi. Hocam 12 kitabım var daha. Birini başa birini sona yazdım. Geriye kaldı 10 kitap. 10 faktöriyel. İşte çözümü bu şekilde yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Geldik bu sorumuza. Diyor ki en sona fizik gelmesin. Kimyalar yan yana olmak kaydıyla. Oo. Dur. Baş önemli değilmiş. Baş önemli değil. Tık böyle yaptım. Diyor ki sona fizik gelmesin. O zaman sona ya kimya gelecek artı ya da matematik gelecek. Süper. Şimdi diyor ki kimyalar da yan yana olmak kaydıyla. Şimdi en sona kimyanın gelmesi demek o geriye kalan 3 arkadaşın da ona yapışması demektir. Doğru değil mi arkadaşlar? Çünkü en sona kimya gelirse kimyalar yan yana olacaksa geriye kalan kimyalar içeride dağılacak mı ki? Hayır. Aslında biz 4 kimyanın hepsini buraya yani yanına yapıştırtıyorsunuz. Yani kimyalar sona kapaklanıyor. Bitti. Bunlar sondaymış gibi düşüneceksin. Çünkü bir kimyanın sona gelmesi kimyaların hepsinin sonda olması demektir. Çünkü kimyalar yan yana olsun demişim. Ona dikkat edin. Güzel. O zaman izleyin beni. Kimyalar kendi arasında 4 faktöriyel çarpı. Geriye kaldı bizim 8 kitabımız. 8 kitap da kendi arasında 8 faktöriyel artı. Geldik buraya. Matematik buraya gelirse. Matematikler kaç taneydi? 3 taneydi. Dediniz ki hocam 3'ün birlisi çarpı. Kimyalar yan yana olsun demişim. Kimyaların kaç tane? 4 tane. 4 tane kimyayı tuttum. Birbirine bağladım. Matematiklerin bir tanesi gitti. 2 tane matematiğim kaldı. Fiziklerde 5 taneydi. Of, fizik. Süper. Bunlar kendinize kaç parça yer değiştirir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitabım var. 8 faktöriyel. Çarpı. Kimyalar kendinize yer değiştirebilir. 4 faktöriyel. Olay bitmiştir arkadaşlar. Ne yaptım? En sona fizik gelmezse ya kimya ya matematik gelecek.
kimya, hani niçeyler yazdım çünkü kimyalar da yan yana olsun dediği için. Kimyalar bir tanesinin sona gelmez demek, dördünün sonunda olması demektir. 4 faktöriyel. Geriye kalan 8 kitap, 8 faktöriyel. Artı matematik demişim ki sona gelsin. O zaman geriye kalan 4 kimyayı yan yana yazdım. Bir matematik gittiği için 2 matematik ve 5 tane fizik kalır. Saydınız arkadaşlar, 8 kitap, 8 faktöriyel, kimyalar kendisine yer değiştirebilir. 4 faktöriyel soru bitmiştir. E hadi daha farklı soru tiplerine bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, muhteşem 2 tane daha soru yazdım. Ve sorularımıza devam edelim. Buyurun. Anne baba 4 çocuk bir banka oturacaklar. Süper. Anne ile babanın arasına herhangi bir çocuk oturmak kaydıyla. Dur. Anne ile babanın arasına herhangi bir çocuğu oturt demişim. Ama hangi çocuk olduğu belli değil. Önce 4 çocuktan birini seçersiniz. 4'ün birlisi. Çünkü birini seçip araya oturtacağız. Tamam, bunlar birbirine bağladı. Geriye kaldı. 1, 2, 3. 3 çocuk. Çünkü birini araya oturttuk ya. Allah aşkına bir kuş bakışı bakla. Burada kaç kişi görüyorsunuz? 1, 2, 3, 4 kişi görüyorum. 4 kişi görüyorsam 4 faktöriyel. Çarpın. Bağladıkların. Sadece anne ve baba yer değiştirebilir mi? Çarpı 2 faktöriyel. Çünkü çocuk aradaymış. Anne ile babanın arasına herhangi bir çocuk. Anne baba çocuğa diyorlar, hadi oğlum yer değiştirelim. Çocuk diyor ki, anne ben arada oturacağım, sizler yer değiştireceksiniz. Ondan dolayı 3 faktöriyel değildir. Çünkü çocuk sürekli arada. Sadece anne ve baba yer değiştirecek. Çarpı 2 faktöriyel. Çözüm budur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geldik buraya. Anne babanın sağında olmak kaydıyla. Ha, anne babanın sağında. Hemen sağı demiyor bakın. Hemen sağı da diyebilir. İsterseniz anne babanın hemen sağı deseydi, o zaman anne babanın sağında, babanın sağında anne olacakmış. Bunları birbirine bağladık. Geriye kaldı. 1, 2, 3, 4 çocuk. Sayın 5 faktöriyel. Bitti bu kadar. Cevap budur. Çünkü anne baba yer değiştiremez. Çünkü ne demiştim? Hemen sağında. Anne babanın hemen sağında. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Yer değiştiremezler bunlar. Dediniz ki hocam 5 kişi görüyorum, 5 faktöriyel. Ha, bu soru böyle bir soru değil. Bu soru diyor ki hemen de sileyim. Diyor anne babanın sağında olmak kaydıyla. Yani anne baban sağında olacak. Oğlum zaten ya anne baban ya sağındadır ya solundadır. İki durum var. Adam iki durumdan birini istiyor. Yani tüm durum böyle iki soruyu bitirir. Tüm durum arkadaşlar 6 kişi mi görüyorsunuz? 6 faktöriyel bölü 2'dir. Niye 2? Bir daha anlatıyorum. Ben toplam 6 kişinin oturması 6 faktöriyel. Süper. Anne babanın sağındadır. Kaç farklı şekilde diyor. Zaten ya sağındadır ya solundadır. İki durumdan birini istiyorum. O zaman bölü 2 dediniz mi? Soru biter. Şimdi bu soruyu şöyle değiştirseydim ne yapardık? Bakın alıyorum silgimi elime. Bu olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şurayı sildim. Anne babanın sağındadır demeyeyim de çocuklar boy sırasına göre otursunlar. Güzel. Çocuklar soldan sağa doğru boy sırasına göre otursun. Şimdi sen toplam durumun kaç faktöriyel arkadaşlar? 6 faktöriyel çarpı. Şimdi çocuklar soldan sağa doğru boy sırasına götür otursunlar. Şimdi benim 4 tane çocuğum var. 4 çocuktan en küçüğü A olsun, B olsun, C olsun, bu da D. Dede en büyükler olsun. Bunları oturttum. Arkadaşlar bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde oturur? 4 faktöriyel. Yani 24 farklı şekilde otururlar. Adam soldan sağa doğru boy sırasına göre bunu bir farklı şekilde istiyor. Yani tamam bunlar kendi arasında 24 farklı şekilde oturur doğru ama 24'te 1 mi istiyorum? Bölü 24. Bakın bir önceki soruda sadece anne baban sağında olsun. İki kişi oldukları için iki durum var. Ya sağda ya solda. Ondan dolayı 1'i 2 yazdım. Ama burada çocukların kendi arasında oturması 4 faktöriyel. Yani 24 tane senin durumun var. Adam 24 durumdan sadece 1 mi istiyor? Soldan sağa doğru boy sırası. Yani küçükten büyüğe doğru. Soldan sağa doğru boy sırasına göre otursunlar. Ha yanına otursunlar dememişim. Şimdi yan yana otursalar o ayrı bir mesele. Hepsi yine birbirine bağladım. Öyle bir şey demiyor. Bir önceki gibi sağı veya solu. Hemen yan yana oturup da boy sırası demiyor. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Ha bunu bu şekilde sorabilirim. Soldan sağayı silerim.
Derim ki bunu da silerim. Dedim ki çocuklar boy sırasına götü otursunlar. Boy sırası ne anlama gelir? Büyüyebilir, küçülebilir. Süper. Yine tüm durumun ne olur? Yine tüm durumun altı faktör ya. Şimdi çocuklar A, B, C'de olsun. En küçükleri A, sonra B, sonra C, sonra D olsun. Bu şekilde oturabilecekleri gibi D, C, B ve A da olabilir. Senin normalde A, B, C'de kaç durumun var? 4 faktöriyelden 24'tür. Adam 24'ten ikisini istiyor. Çünkü soldan sağa da olabilir, sağdan sola da olabilir. O zaman 24'te ikisini istiyorsam çarpı 2 bölü 24'tür. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Sadece anne babadan bahsedersek ya sağı ya solu bölü 2 bitti. Çocuklar soldan sağa doğru boy sırasına göre otursalar, küçükten büyüğe doğru otursalar deseler sen 4 tane çocuğum var. Önce tüm durumu yazarım. 4 çocuk kenarsa 4 faktöriyel ama adam 4 faktöriyel birini istiyor. Çarpı 1 bölü 24 dersiniz. Bitti. Ama sağ solu dememiş. Çocuklar boy sırasına göre otursunlar. Ya soldan sağa ya sağdan sola. Süper 2 durum var. Ama senin toplam 4 çocuk 24 durum var. 24'te ikisini istiyor. Çarpı 2 bölü 24. Sağ ve sol uçlarda çocuklar olsun demiş. Ha süper. Sağ ve sol uçlarda çocuklar olacakmış. Tamam. En başa kaç tane çocuk yazabiliriz? 4'ün birisi. En sona kaç tane çocuk yazabilirsin? 3'ün birisi. Araya kaç kişi kaldı? Senin toplam 6 kişilerde bunlar. Birini sağa, birini sola oturdun. Geriye 4 kişi kaldı. Kendi arasında 4 faktöriyel. Bitti bu kadar. Arkadaşlar sadece buradan bile ben sana 1000 tane soru çıkartırım. Haberin olsun. Hadi devam edelim. Sağdaki sorumuza bakalım. Ve buna benzer 2 tane daha size soru yazacağım. Haberiniz olsun. Şimdi soru ne diyor? 3, 4, 6, 8, 9. Sayısının rakamlarıyla yazılan, rakamları yerler değiştirerek oluşturulan. Aynı şeydir bunlar. Rakamdan yerlerini değiştir. Diyor ki 5 basamaklı sayılar oluştur. Küçükten büyüğe doğru sırala. Baştan 80'li sayı kaçtır diyor. Süper. Şimdi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralarken senin toplam 5 rakam var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi en başa bir defa en küçük sayı nedir? 3 gelecek. %100. Geriye kalan 4 sayı kendi arasında 4 faktöriyelden yani 24 tane sayı olur. Sonra 3'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı buraya 4 gelecek. Doğru mu? Geriye kalan 4 sayı kendi arasında 4 faktöriyel o da 24 sonuç var. Geriye kaldık hocam başa 5 gelsin. Pardon 5 yok başa 6 gelsin. 6 geldi. Hocam geriye kalan 4 sayı kendi arasında 4 faktöriyelden 24 topladım 72 oldu. Güzel. Benden 80. sayı istiyor. Geriye kaldı benim 8 tane sayım. Onda hocam başa işte 8 gelir. O da 4 faktöriyel geçiyor geçiyor. Dur hele yaklaştığın yerde dur. 80'e çok yaklaştık. Şimdi bundan sonraki arkadaşlar yazılacak. En başta %100 8 gelecek. Güzel. 8'den sonra en küçük sayım nedir? 3'tür. Yani 83 binler başlayan geriye kalan 3 sayı kendi arasında 3 faktöriyelden 6 durum var. Topladık. 78 etti. Benden bundan sonraki ikinci sayı istiyor. Tamam. 83 binden sonra hangi sayı yazacaksınız? 84 bin yazacaksınız. 84 binle başlayan en küçük sayı nedir? 369. Bundan sonraki en küçük sayı nedir? 396. İşte benden bunu istiyor. 72, 6 daha 78, 79, 80. İşte baştan 80'in sayı budur. Diyor ki sayı kaçtır? 84.396'dır. Şıklardan bulup işaretleriz. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Diyor ki sayısının rakamlarıyla yazılan veya rakamları yerleri değiştirilerek oluşturulan. Bunun rakamdan yerlerini değiştirip sayılar oluşturacakmışım. Ama 5 basamaklı. Küçükten büyüğe doğru sıralan da baştan 80'in sayı kaçtır diyor. Güzel. Ben de dedim ki kendi kendime dedim ha 3'ten başlayan 5 basamaklı sayı geriye kalan 4 sayı kendi arasında 4 faktöriyel 24. 4'ten başlayan yani 40 binle başlayan 24. 6 binden başlayan 24. 8'de durduk. Niçin 8'de durdum onu da size bir daha özet geçiyorum. Dediniz ki hocam valla bunlar topladım 72 oldu 80'e çok yaklaştım. O zaman bundan sonra ağır ağır giderim. Şimdi 3'ü 4'ü 6'yı kullandım. 3'ü 4'ü 6'yı kullandım. Bundan sonra 8'den başlayacağız. 8'den başlayan. 4 sayı 24 olmadı. En küçük rakamımız ne? 3. 83 binle başlayan. Geriye kalan 3 sayı kendi arasında 3 faktöriyel ha. Etti 6. Etti mi hepsinin toplamı 78? Adam 80. sayı istiyor. Ha bundan sonraki ikinci sayı istiyor. 83 binden sonraki gelen ikinci sayı hangisidir?
Valla hocam 84.369. 84.396. Bu 80. sayı. Hocam 81. sayı isteseydi. Bundan sonraki sayı arkadaşlar 84.000. Şimdi 369, 396 yazdım ya. Şimdi bu sefer 6 ile 3'ü değiştireceğim. Dediniz ki hocam 6. Evet. Dediniz ki 6, 3, 9. Mesela bundan sonraki en küçük sayı bu. Bundan sonraki en küçük sayımız nedir? 84, 6, 9, 3. Doğru mu arkadaşlar? Böyle bu şekilde gidersiniz. Benden 80. sayı istediği için 80. sayı budur. Bunu şıklarda bulup işaretleriz. Mantık bu, olay bu arkadaşlar. E hadi bu paralelde iki tane daha size soru yazayım. Ve sorularımıza, artık güncel hayat sorularına hızlı bir şekilde giriş yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, dedim ya benzer bir soru yazacağım. Bir tane sorumu yazdım. Önce şekerleme tadında bu dört tane soruyu bir çözelim. Sonra bu soru, bu muhteşem soruyu sizinle birlikte çözeceğiz. Buyurun, şekerleme babında bir tane soru. 15 kişilik bir sınıfın AYT sonuçları kaç farklı şekilde gelebilir diye bir soru sordum. 15 kişimiz yok mu? 1, 2, 3, nokta nokta 15. Birinci kişiden başlayalım. Birinci kişi ben olayım. Ya kazanırım ya kaybederim. İki durum var. Doğru değil mi arkadaşlar? Aslında şey şudur. İki durumdan biri gelebilir. Çünkü iki durum var ya, iki durumdan biri gelebilir. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Biz iki durum var diyoruz ama aslında orijinali budur. İkinci kişiye geldi. Madem Gülcan dedik, Gülcan arkadaşımızın hocam tek durumu var. %100 kazanacak o. Saygı duyarım. Ama iki sonuçtan biri gelebilir. O da ikinin birisidir. Çarpı yine iki durum var, yine iki durum var, yine iki durum var. Cevap 2 üzeri 15'tir. Olay anlaşıldı mı? Ya kazanacak ya kaybedecek. Ama sayı spor toto öyle değil. Spor toto'da arkadaşlar 3 ihtimal var. Ya kazanır, ya kaybeder, ya berabere kalır. Spor toto'yu belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Spor toto'da arkadaşlar maç tahminidir. 14 maçı, 14 tane maçımız var. Diyor ki bunları tahmin et diyor. Birincisi galibiyetse 1, mağlubiyetse 2, berabere ise 3. Bu şekilde puanlar ver diyor. 14 maçın kesin bilmek için en az kaç kolon oynaması gerekli. Süper. Birinci maçtan başlayalım. Birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç, nokta nokta. 14. maç. 14 maçtan bahsediyoruz. Birinci maç. 3 durumdan biri vardır. 3'ün birisi. Çarpı. İkinci maç. Yine 3 durumdan biri vardır. 3, 3, 3, 3, 3. Cevap 3 üzeri 14'tür. Maşallah. 3 üzeri 14. Farklı sonuç olduğu için 3 üzeri 14 kolon oynarsam kesin kazanırım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Demek ki sonuçlar çok önemli. Sonuç iki durum varsa iki birlisi, yani 2 çarpı 2 çarpı 2, ama eğer senin oyunda 3 oyunun varsa ya galibiyet ya beraberlik ya mağlubiyet, o zaman 3 durumdan biri 3 3 3 3 3 3 3, o da 3 üzeri 14 oldu. Geldik bizim bu soruya. 5 katlı bir binanın her bir katı farklı renkte boya ile boyanacakmış. Süper. Biz de bir 5 katlı bina yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane kesme yaptım ki 5 katlı olduğu için. Birinci kattan başlayalım. 3 boyadan biri ile. 3 boyalar hangiler olsun? Hocam valla mavi olsun, mor olsun, bir de sarı olsun. Tamam. Hatta mavi, kırmızı diyelim. M, K, S. Mavi, kırmızı, sarı. Tamam. Diyor ki üst üste iki kat aynı renkte boya ile boyanmamak şartıyla. Süper. Birinci kattan başladık. Üç rengin üçünde boyayabilirsiniz. Maviyi kullandım diyelim. Bir üst kata çıktığım zaman artık mavi olmayacak. O zaman geriye benim iki tane rengim kaldı. Burada farzdan kırmızıyı kullandım. Üst kata çıktığım zaman bir tek kırmızı olmayacak. Çünkü kendisi ne diyor? Arda arda iki kat aynı olmayacakmış. Süper. O zaman diyelim ki kırmızıyı mı kullandım? Burada kırmızı olmayacak ama mavi ve sarı olabilir. Yine iki durum var. Bir üste çıktığım zaman farzen burada da maviyi kullandım. Bir üst kata çıktığım zaman mavi olmayacak. O zaman kırmızı ve sarı olabilir. İki durum var, iki durum var. Beş katın hepsini bu şekilde yaptık. Sadece bir alt katın rengi olmayacak. Buna dikkat edelim. Bir alt katın rengi olmayacaksa tek bir durum olmayacak. Hep 2, 2, 2, 2 diye devam eder. Buna benzer daha önce soru çözmüştüm. Hatırlatırım. Devam ederim. 6 katlı bir binanın zemin katından 4 kişi asansöre binecekler. Her katta en çok 1 kişi inmek şartıyla. 4 kişi kaç farklı şekilde inebilir? Arkadaşlar bakın, bir daha diyorum. Ezber yapılmaz. Bana bunların ezber, soru ezber yapmayın.
Ben permütasyon kombinasyon olasılığı dibi olmayan bir kuyuya benzetirim. Bakın üssüz sayılar dibi bellidir. Soru tarzları bellidir. Soru kalıpları bellidir. Köklü sayılar bellidir. Çarpanlar ima bellidir. Ama permütasyon kombinasyon dibi olmayan bir kuyu gibi düşünün. Taşı attınız, bakıyorsunuz bir türlü düşmüyor. Arkadaşlar sadece bu sorudan bile ben sana 1000 tane soru üretirim. 1000 tane soru üretirim. Yani soru ezberi yapılmaz, soruyu yaşayacaksınız. Biz 4 kişiyiz. Ben, işte yanımda da 3 tane arkadaşım var. Geldik zemin kata, asansörden çıkacağız. Ve her kata tek daire varsa, demek her birimiz farklı katlarda ineceğiz. Cancel ediyor, her katta en çok 1 kişi inmek şartıyla. Süper. Benden başlayalım. Ben kaç katta inebilirim? Vallahi hocam 6 katından birinden inebilirsiniz. Yani 6 çarpı. İkinci kişi artık 6 kattan birinden inemez. Çünkü ben birinden indiğime göre geriye benim 5 katım kalır. İkinci kişiye 5, diğer kişiye 4, diğer kişiye de 3 kat kalır. Çarptığımız soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Umarım anlaşılmıştır. Ve çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Güzel. Geldik Gülcan sorusuna. Kolay bir soruydu. Bir de hızlı bir şekilde özet geçeyim. 4 kişiydik. Ben. İstersen yandakinden başlayalım. Yandaki kaç kattan birinde inebilir? 6 kattan herhangi birinde inebilir. 6'nın aslında bu birlisidir. Çarpı. Geriye sıra bana mı geldi? Ben de 5 kattan birinde inebilirim. 4 kattan birinde inebilirim. 3 kattan birinde inebilirim. Çarptığımız soru bitmiştir. Geldik Gülcan sorusuna. Gülcan, kelimesinin harfleri yazılan 6 harfli kelimeler alfabetik sıraya göre konduğunda alfabetik sırada A'dan başlayacak. Sonra C ile başlayacak ama 6 harfli kelimeler, kelimelerin harfleri yerleri değiştiriliyormuş. Anlamlı veya anlamsız. Hocam anlamlı mı anlamsız mı? O zaman bunu anlamlı yapamazsın ki. Benim gördüğüm bir tek Gülcan anlamlı. Onun dışında başka anlam yok ki. Yani kalıp da kelime oyunu mu oynuyorsun ya? Bazıları diyor hocam anlamlı mı olsun? Anlamlı yap hadi bakalım. Nasıl yapacaksın? Bana anlamlı burada kaç tane kelime üreteceksin? Ben bir tane ürettim Gülcan. Başka da yok. Yani tabii ki anlamlı veya anlamsız olacak. Bazı soru der ki anlamlı veya anlamsız 6 harfli kelimeler oluşturuluyor. O demese dahi kelimesinin harflerine yazılan 6 harfli kelimeler alfabetik sıraya koyarak konduğunda 412. kelimenin son harfi nedir? Oha! Bütün arkadaşlar harflere rakam vereyim. Önce A gelir. A'ya 1 dedim. Sonra kim gelir? A'dan sonra. Evet C gelir. C'ye 2 dedim. Sonra G gelir. G'ye 3 dedim. K, L, M, N. L 4 olsun. N 5 olsun. Ü de 6. kelime. Doğru mu arkadaşlar? Ve adam benden 412. kelime istiyor. Bak izle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ile başlayan yani birinci rakamla başlayan geriye kalan 5 rakam kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? Hocam valla 5 faktöriyel. Yani 120. Yani A ile başlayan, yani birinci rakamdan başlayan, A dediğimiz birinci rakam zaten. Geriye kalan, zaten 6 harfliydi. Birini yazdım zaten, A'yı yazdık. Geriye kalan 5 rakam da kendi arasında 5 faktöriyel. Yani 120 tane kelime yazarım A ile başlayan. Sıra geldi C ile başlayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ikinci kelimeyle başlayan. O da tek durum burada var. Geriye kalan 5 sayı da kendi arasında 5 faktöriyelden yine 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer 3 ile başlayan. Hocam 3 buraya bir farklı şekilde gelir. Ondan sonra geriye kaldı arkadaşlar 5 sayı kendi arasında 5 faktöriyelden yine 120. Etti mi 360 yavaşla? Bana deme ah hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4'ten başlayan 5 faktöre 120 oğlum oldu sana 480 geçtin yavaşla diyorum. Tamam buraya 4 gelsin buraya 1 gelsin yani 410 ile başlayan hani binli bir şey ya bu. Bu 4 rakam kendi arasında 4 faktöriyelden 24 süper. Şimdi bunları topladım bunların toplamı arkadaşlar 404 oldu. Doğru mudur? 360 pardon 404 ne 404'dü ya? Özür ne 404'dü? Dur. Daha var. Çünkü topladım 360 380 4 oldu. Daha ben 400'e yetişmedim. Bu sefer 1 2 3 4 5 6 4 2 ile başlayan güzel. Evet geriye kalan 4 sayı kendi arasında 4 faktöre yine 24. Şimdi bana bunları toplayın arkadaşlar. 408 oldu.
Şimdi bunların toplamı ne oldu? 408. Benden bundan sonraki arkadaşlar 412 dediğine göre dördüncü rakam istiyor. Bundan sonra 4 tane daha rakam yazacağız. Yanlış olmadı değil mi? 1'den başlayan 5 faktöriyel 120, 2'den başlayan 5 faktöriyelden 120, 3'den başlayan 5 faktöriyel 120. Bunları topladım 360. 41'den başlayan 4 faktöriyelden 24, 42'den başlayan 4 faktöriyelden 24. Burasını da topladım arkadaşlar. 48 oldu. Topladım. 408 oldu. Adam benden 412. rakam istiyor. Ha, bundan sonraki benden 2 rakam. Yani 2 tane daha sayı, 2 tane daha kelime gitmem istiyor. E hadi onu da biraz üste yazayım. Yavaş yavaş adım adım yazalım. Hoşuma giden bir soru demiştim arkadaşlar. Muhteşem bir sorudur. Evet. Bakalım bir ne yapacağız? Bundan sonra 4 tane daha kelime yazacağım. 42'den sonra hangi sayı gelir arkadaşlar? Vallahi hocam 43. 1. Doğru değil mi arkadaşlar? Sonra 2. Evet en küçük rakam arkadaşlar. 2, 3, 4 kullanılmış. 5, 6. 43, 1. Son iki rakamı yeri değiştirelim. 2, 6, 5. 43, 1. Bu sefer 5'i başa yazayım. Çünkü en küçük rakam 5 olduğu için şu üçlüye bakacağız arkadaşlar. 5, 2, 6. 5, 6, 2. İşte 6'yı bu sefer başa yazdım. 6, 2, 5. 6, 5, 2. E hocam yeter. Abarttınız. 408. İzle. 409. 410. 411. 412. Adam 412. rakamın son harfini istiyor. 2. 2 de C'ye tekabül ederdi. Cevap C'dir. Ne yaptım? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. 1'den başlayanlar, 2'den, 3'den başlayanlar, 41'den başlayan 4 faktöriyel, 42'den başlayan 4 faktöriyel. Topladığım hepsini 408 etti. Adam benden 412. rakamı istiyor. 412. rakam arkadaşlar geriye kaldı. 4 tane sayım. Çünkü 412'ye ulaşmam için 4 tane daha rakam yazmam lazım. 42'den sonra arkadaşlar 43 gelir. 43 geriye kalan en küçük rakam. Yani 431.256. Son 3 rakama kilitlenelim. Çünkü son 3 rakam kendi arasında 3 faktöriyelden 6 durum var. Ama adam benden 4. durum istiyor. Tamam. En küçük 1, 2, 3, 4. Bitti. Arkadaşlar son rakam 2'dir. 2 de C'dir. Şıklardan C'yi bulup işaretleriz. E hadi. Bu sefer sorumu biraz daha değiştireyim. Gülcan baştan kaçıncı kelimedir diyeyim. Yana da 2 tane daha soru yazalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Gülcan'ı çözeyim. Sonra da bu sorularımıza bakarız. Şimdi diyor ki kelimesinin harfleri yazılarak, işi yerleri değiştirerek yazılacak. Alt harfli kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında Gülcan baştan kaçıncı kelimedir? Arkadaşlar Gülcan baştan kaçıncı kelimedir derken yine biz bunlara rakam vereceğim. Ben ne bileyim Gülcan baştan kaçıncı kelimedir? Rakam verelim. Buraya 1 dedim. Şuraya 2 dedim. Şuraya G'ye 3 dedim. L'ye 4 dedim. N'ye 5 dedim. Ü'ye de 6 dedik. Doğru mu arkadaşlar? Benden ne istiyorsun sen? 3364.215. kelime. Şey, bu sayı baştan kaçıncı sıradadır? Süper. O zaman başlayalım. İzleyin beni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir defa 364.000 dediği için bir defa 1 ve 2'yi atlayacağız. Çünkü 1 ve 2'yi kesin kullanacağım. 1 ve 2'nin olduğu 2 durum var. Geriye kalan 5 sayı da kendi arasında 5 faktöriyelden. Ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 faktöriyel. 2 ile çarptım. 240 sayı oldu. Şimdi bundan sonrası önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 ile başlayacağım. Doğru. Evet 3 ile başlayacağız. Ama 6 dediği için oho ho 1, 2, 300 zaten kullanmıştım. 4, 5. Çünkü 6. 360.000. sayıyı benden istiyor. O zaman 310, 320, 340 ve 350'lere benim bulmam lazım. Bu 3 buraya bir farklı şekilde gelir. Bu 4'ü buraya 4 farklı şekilde gelir. Geriye kalan 4 sayı da kendi arasında 4 faktöriyelden. Doğru mu arkadaşlar? 24, 4'ten çarptım 96. Süper. 96'ya kadar geldim. Devam ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adam 360'ı istiyor. 360. Aa bir de 4 diyor. Dur. 1'i 2'yi 3'ü kullandık. Bu 1 ve 2'yi de atlatalım. Yani 360
1.362 bini de atlayalım. Benden 363'ü zaten kullanmayacaksın. Çünkü 3 zaten kullanmış. Direkt 4'e geçiş yapacağım. Şimdi 1.3 buraya bir farklı şekilde geldi. 6 buraya bir farklı şekilde geldi. 1.2 buraya iki farklı şekilde gelir. Geriye kalan 3 sayı kendi arasında. 3 faktöriyelden 6 kere 2 bu da 12 oldu. Süper. Buraya kadar geldim arkadaşlar. İşte bundan sonrası beni ilgilendirir. Bundan sonraki yazacağım ilk sayı 363 olmaz. 3'ü daha önce kullanmıştım. 1-2'yi zaten atladım. Sıra geldi direkt 4'e. 364'ten başlayan bana en küçük sayıyı söyler misiniz? Hocam valla 1, 2 ve 5. Adam benden bunu istemiyor. Adam 215'i istiyor. Güzel. Bundan sonraki 1, 5, 2. Bundan sonraki 2, 1, 5. Aa, adam 215 istiyordu. İşte sayım bu. Toplayın arkadaşlar. 1, 2, 3'ü de benden abone istiyor. Üçüncü sayı. Bakalım kaçıncı sayıymış. Hepsini toplayın arkadaşlar. Baştan kaçıncı kelime olduğunu bulursunuz. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Ne yaptım? Benden Gülcan baştan kaçıncı kelimedir diyor. Hepsine harf verdim. Hepsine rakam verdim. Benden 364.215 istiyor. O zaman en baştan başlayalım. 1 ve 2'yi atlatalım. Çünkü direkt 300'e gitmemi istiyor. 1 ve 2'nin olduğu 2 durum. 5 faktöriyelden 240. Sıra geldi 3 ama 360'ı istiyor. O zaman 1, 2, 4, 5'i kullanmam lazım. Atlatmak için. 4 durum var. Geriye kalan 4 sayıda kendisi 4 faktöriyelden çarptım. 96 çıktı. 360 benden 4000'i istiyor. O zaman benim 1 ve 2'yi de atlatmam lazım. 1 durum, 1 durum, 2 durum, 3 faktöriyelden 12 çıktı. Ha, bundan sonra şeyi yakaladım. Yani fazla formül kullanmayacağım. 364 bine sıra geldi. 125, 152. Bunlar en küçük iki sayı. Sonra 215. Zaten benden 215 istiyor. Şunları topla arkadaşlar. Kaç çıktıysa Gülcan baştan o kadarıncı kelimedir. Haberiniz olsun. Sorum şu olsun. Dedim ki sana ödev sorusu bırakıyorum. Ödev. Cangül. Cangül. Baştan kaçıncı kelimedir? Yazabilirsiniz yorumlarda. Cangül ödevinin sorusu neyse. 500 ise 500, 200 ise 210, 220 ne yapıyorsanız yapın. Cangül baştan kaçıncı kelimedir? Senin ödevindir. Buyurun arkadaşlar. Geldik buraya. 3 kişi yanına duran 8 tane sandalyeye. 3 kişiyiz arkadaşlar. Kim olsun? Ali, Ayşe, bir de ben Mustafa olayım. 3 kişi. Yanına duran 8 tane sandalyemiz varmış. Kaç farklı şekilde oturur? Hocam kolay. Benden başlayalım. Ben kaç sandalyede oturabilirim? 8. Çarpı. Sıra kime geldi? Ali'ye geldi. Ali'ye kaç sandalye kaldı? 7. Diğerine 6. Bitti. Cevap budur. Mantık bu. Doğru değil mi arkadaşlar? İstersen Ali'den başlayalım. Ali kaç yerde oturabilir? 8. Ben gitti Ali'nin kucağına oturacak halim yok ya. Benim 7 yerim kalır. Ayşe'ye de 6 yer kalır. Güzel. 3 kişi yanına oturmak kaydıyla. Dur 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 dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanına oturmaları mı isteniyor? Yanına oturulacak durumları bir bulalım hele. Şu 1. Doğru mu? Yan yana. Şu 2, 3, 4, 5 ve 6. Yanına duran 6 yerde bunlar oturabilirler. Üçünü sola oturttuk. Birer kaydır, birer kaydır, birer kaydır, birer kaydır. 6 yer var. 6 çarpı. Bir de bunlar yanındaysa kendisine yer değiştiremezler mi? Çarpı 3 faktöriyel. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Üçünü sol köşeye oturttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı yer var. 6 yerden herhangi bir yerde oturabilirler. Aslında orijinali budur. 6'nın birlisi. 6 tane bizim oturma yerleri var. 3'ün yanına oturdu. 6 yerden birini seçtiniz. Çarpı bir de bunlar kendisine yer değiştirebilir ya. Çarpı 3 faktöriyel. Aralarında birer koltuk boşluk kalacak şekilde. Ya da birer sandalye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birer koltuktan kastım şu arkadaşlar. Birini buraya, birini buraya, birini buraya oturtabilirim. Güzel. Sonra bunları bir kaydıralım. Hocam birini buraya, birini buraya, birini buraya oturtabilirim. Pardon, 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 pardon. Pardon, özür, 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 özür. Birer kaydırıyorum. Birer kaydırmak şu oluyor. Şuraya farklı bir renk kalem kullanayım. Daha güzel olur. Birini şuraya, birini şuraya, birini şuraya kullanabiliriz. Güzel. Bakın. 1, 2, 3. Birer boşluk var. Bunu bir kaydırdım. Bunu bir kaydırdık, bunu bir kaydırdık. Kaç durum oldu? 4 durum oldu. İnanmıyorsan bak. Ya da şuraya, şuraya, şuraya da oturtabilirim.
Bu birinci seçeneğimizdi. Şu ikinci seçeneğimiz. Şu üçüncü seçeneğimiz. Bir de arkadaşlar bunları en sağa da kaydırabilirsiniz. Etti dört seçeneğimiz var. Dört seçenekten birini seçersiniz. Çarpı. Bunlar kendi arasında yer değiştiremezler mi? Çarpı 3 faktöriyel. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Önce aralarında birer koltuk boşluk diyorsa sol köşeye oturttum. Bir boşluk var. Oturttum. Güzel. Sonra bunu bir kaydırdık yine. Etti 2, 3, 4. En sağdakini birer birer, üçü bir takım ya, birer birer kaydırıyorsunuz. Olay bitti. Dört yerden birini seçtiniz ya da dört durum var. Dört çarpı geriye kalan üç sayı da kendi arasında üç faktöriyelden soru bitmiştir. Geldik alttaki soruya. Ali ile Ayşe yan yana, Mustafa ise farklı bir koltukta oturmak kaydıyla. Oha! Ali ile Ayşe'yi yan yana, Mustafa'yı da farklı bir yerde oturtacağız. Mustafa'yı arkadaşlar dışlıyorlar. Mustafa'yı dışlayacaklar. Dışlasınlar. Hemen sağ tarafa çözümünü yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Ali ile Ayşe'yi yan yana. Şuraya oturttum. Mustafa farklı bir yerde oturacak söyle diyor. Farklı bir koltukta aralarında en az bir boşluk kalacak şekilde. Bunu uzun uzadı yazabilirim. Gerek yok. Farklı bir koltuk demek yanlarında oturmayacak. Öyle diyor. Yan yana Mustafa da yanlarında değil ama farklı bir yerde en az arada bir boşluk kalacak şekilde oturacak. O zaman Mustafa 1, 2, 3, 4, 5 yerde oturabilir. 5 artı. Bu sefer şu ikisini şuraya oturtayım. Güzel. Mustafa'ya kaç yer kalır? Mustafa buraya oturamaz. Mustafa mecburen buraya da oturamaz. 1, 2, 3, 4. Güzel. Artı. Farzlarım asiliyorum. Onları şuraya oturttum. Artık Mustafa buraya oturabilir. 1, 2, 3, 4. Artı. Devam edelim. Bu sefer şuraya oturtalım. Şuraya oturtalım. Biraz birbirine karıştı ama Mustafa şuraya ve şuraya oturabilir. 2. Doğru değil mi arkadaşlar? 3, 4 yere oturdu. Aa, hep 4 yer. Bir tek köşelerde 5 yerimiz var. Güzel. Devam edelim. Bu sefer şuraya oturtalım. Şu ikisini. Mustafa'ya 1, 2, 3, 4 yer var. Artı. Telefonumuz da düştü. Hayırlı olsun. Bu sefer ikisini şuraya oturtalım. O zaman Mustafa buraya oturamaz. Bakalım kaç yerimiz kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. İkisi bu sefer bu köşeye otursunlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen dediğim gibi köşelerde Mustafa'nın oturacağı 5 yer var. Bunlar ortalarda yer değiştirdiği zaman da Mustafa'ya 4 yer kalıyor. Tamam. Çarpı. Bu Ali ile Ayşe kendi arasında yer değiştiremezler mi? 2 faktöriyel soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel bir sorudur. Ben sana bununla alakalı binlerce soru türetebilirim. Ali ile yan otursunlar. Yan oturttun. Geriye kalan Mustafa'ya 1, 2, 3, 4, 5 yer kaldı. Bu sefer Ali ile Mustafa şu oraya otursunlar. Burası öldü. O zaman 1, 2, 3, 4 yer kaldı. Bu şekilde hepsini teker teker topladık. Çarpı. Bu Ali ile Ayşe yer değiştiremezler mi? Çarpı 2 faktöriyel. Devam edelim. Geldik şu dönme dolap sorusuna. Bunu arkadaşlar nasıl yaparız? Buyurun bakalım. 5 kabin ve her kabin beşer ve 5 kabin ve her kabin beşer kişilik demişim de. İkişer kişilik. Gül ile Can'ın iki kişilik arkadaşlar ben yanlış yazmışım. Gül ile Can'ın aynı kabinde olduğu. Gül ile Can aynı kabinde olacakmış. 10 kişimiz varmış. Bu dönme dolaba kaç farklı şekilde binebilirler? Yine soldan sağı sileyim. 2-3 tane daha güzel soru yazayım. Bu soruyu bir de değiştireceğim. Gül ile Can farklı kabinlerde otururlarsa kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir de öyle bir soru size yazayım. Ve ikisini de çözeyim. Tahtamı sileyim. Soldan sağ beni çok şey yaptı. Yani çevre kirliliği oldu. Sileyim ve kaldığımız yerden devam edeyim. Telefonuma bakacağım. Kırılırsa sizlerden alacağım haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, muhteşem 1, 2, 3 tane soru. Önce ortadakinden başlayalım. Bir önce kalan soruydu. Bunu çözdükten sonra şu muhteşem iki soruya bakacağım. Soru şey diyor. 5 kabin ve her kabin ikişer kişilikmiş. Yani toplam 10 kişi arkadaşlar buraya sığabilir. Gül ile Can'ın aynı kabinde olduğu 10 kişi. Bu dönme dolaba kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Arkadaşlar Gül ve Can aynı kabinden mi olacaklar? Evet hocam. O zaman ben bu 5 kabinden birini seçerim. Çünkü Gül ile Can aynı kabinde olacak ya. Farzlarım bunu seçtik.
Bunlar kendi arasında iki faktöriyel farklı şekilde şekilde oturamazlar mı? Çünkü Gül ve Canan önce bir kabin seçtim. Buyurun oturun dedim. İki kişi kendi arasında iki faktöriyel. Geriye kaldı 8 kişi. 8 kişi kendi arasında da 8 faktöriyeldir. Bitti bu kadar. Mantık bu. Çünkü buradaki ayrıntı Gül ile Can'ın aynı kabinde olması. Önce 5 kabinden hocam birini seçtik. Tamam. Gül ile Can'ı oturtalım. Kendi arasında iki faktöriyel. Çarpı. Ondan sonra geriye kalan 8 kişi de kendi arasında 8 faktöriyel farklı şekilde oturamaz mı? Evet hocam, bitti. Şimdi ben burayı siliyorum. Yani şurayı siliyorum. Dedim ki Gül ile Can aynı kabinde olduğu dedim ya, olmadığı. Olmasınlar ya. Olmasınlar. Şimdi Gül ile Can aynı kabinde olmayacaklarsa önce 5 kabinden ikisini seçeriz. 5'in ikilisi çarpı. Doğru değil mi arkadaşlar? Ya da bir saniye ya. Ben niye bunu bu şekilde yapıyorum ki? Hiç uzatmaya gerek yok. Tüm durumdan ikisinin aynı kabinde oturma durumunu çıkartalım. Tüm durumumuz 10 kişi kendi arasında 10 faktör ya. Eksi. İkisinin de aynı kabinde olduğu, önce 5 kabinden birini seçiyorduk kendi arasında 2 faktöriyel çarpı geriye kalan 8 kişi de 8 faktöriyel. Soru bitmiştir. En güzel çözüm de budur. Ne öyle farklı farklı şeylere giriyorum ki? Devam edelim arkadaşlar. Önce sağdaki soruya bakmak istiyorum. Bu da olmasınlar dediğim zamanki çözümdür. Hocam kümesinin elemanlarıyla. Tamam, 6 basamaklı rakamları farklı. Gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam var. Diyor ki ABC'de F sayısı yazılacak ama ilk 3'ün toplamı son 3'ünün toplamına eşit olacakmış. Güzel. Olacak şekilde kaç tane sayı yazılır? Muhteşem bir sorudur. Bunun çözümünü ben yapacağım. Bir de bunları ikişerli ikişerli eşit diyelim. Bir de onun çözümünü ben sana yapayım. Çok güzel bir soru tarzıdır. Hoşuma giden bir sorudur. Buyurun çözelim. Bana bunların hepsini toplasanıza. Şunların hepsini bir toplayalım bakalım. 1, 2 daha 3, 6, 11, 11, 6 daha 17, 24. Hocam toplamları 24. Demek ki bunun toplamı 12 olacak. Demek ki bunun toplamı 12 olacakmış ki hani toplamları 24 versin. Şimdi hangilerin toplamı 12'dir onu bulacağız. Hocam 5, 6, 5, 6, 2, 11, 12 evet. Demek ki bu A, B, C, D, E, F. Şu grup 5, 6, 1 olabilir. Şu grup demek ki ne olacak? 1, 3, 7 olacak. 1, 3, 7. 1, 3, 7 değil pardon. 1'i kullandık. 2. Evet. 2, 3, 7. Toplayalım 10, 12. Toplayalım 11, 12. Süper. Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Bunlar kendi arasında yer değiştiremezler mi? 3 faktöriyel. Hocam bunlar kendi arasında yer değiştiremezler mi? 3 faktöriyel. Bir de bu başa, bu sona gelemez mi? 2 faktöriyel. İşte soru bitmiştir. Cevap 72'dir. Şıklardan 72'yi bulup işaretleriz. Ne yaptım? Bakın izleyin. A, B, C, D, E, F. Hemen hepsini topladım. Baktım hepsinin toplamı 24'ü verdi. Demek ki bir üçünün toplamı 12, diğer üçünün toplamı 12 olacak. Toplamları 12'yi veren benim bildiğim 5, 6, 1 toplayın 12 oldu. Bir de 2, 3, 7. Diğerleri de 2, 3, 7 oldu. Başka da toplamları 12 veren arkadaşlar sayım yok. Yok değil mi? Bakalım. Hayır yok. Güzel. Devam edelim. Şimdi bunlar kendi arasında yer değiştiremezler mi? Kaç tane sayı oluşturur diyor. Bunlar kendi arasında 3 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 3 faktöriyel. Bu grup başta, bu grup sonda olamaz mı? Bu grup başta, bu grup sonda olursa o da arkadaşlar çarpı 2 faktöriyeldir. Şimdi ben sorumu değiştiriyorum. Şöyle değiştiriyorum arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. Dedim ki soruda A artı B eşittir C artı D eşittir E artı F. Sorumu değiştirdim. Olacak şekilde kaç tane sayı yazılır? Süper. Şimdi toplamları neyi veriyordu? Toplamları 24'ü veriyordu. Madem 24'ü veriyor, 24'ü 3'e bölelim. Demek bunun toplamı 8. Bunun toplamı 8, bunun toplamı 8 olacak. Toplamları 8 olan kimler var? İzle beni. A artı B eşittir C artı D eşittir E artı F. Şimdi A ve B 1'e 7 olabilir. Toplamları 8'i veren 1'e 7.
1'e 7 ya da 2'ye 6 ya da hocam 3'e 5. Güzel. Tamam, güzel. Toplamları 8 veren sayılar buldu. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel çarpı. Bir de bu mutlaka baş, bu grup ortada, bu grup başta, bu grup ortada. Bunlar kendisine yer değiştiremezler mi? Burada kaç tane grup görüyorsunuz? 3 grup gördüğümüz için çarpı 3 faktöriyeldir. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Kolay bir soruydu. Aslında orijinal, hoş bir sorudur. Çözümü bizim için kolay oldu. Ne yaptık? 3 grup olduğu için toplamlarını 3'e böldüm. Her bir grubun toplamı 8 olacak. Belli işte 1'e 7, 6'ya 2, 5'e 3. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bir de toplam. Şu grup ortaya, şu grup başa, şu grup sona, şu grup başa. Bunlar da kendi arasında 3 grup oldukları için 3 faktöriyelden soru bitti. Allah'tan ki dua ederim de 0 kullanılmamış. Ya 0 olsaydı ne yapardık? Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda sıfırın olduğu bir yerde yine size çözüm yaparız. Buyurun arkadaşlar. Hoşuma giden bir soru tarzı. Bunu da size çözümünü yapmak istiyorum. Duru, Elif, Can, Atan'ın da bulunduğu 8 kişilik bir grup. Duru ile Elif kenarlarda. Dur. Kenarlarda. Şu kenarlardan bahsediyorum. Duru ile Elif eğer kenarlarda olacaklarsa bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirirler? 2 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirirler. Süper. Duru da gitti, Elif de gitti. Onları inceledim. Şimdi diyor ki Can ile Atan arasında 2 çocuk. Dur. Can ile Atan'ın arasına 2 tane çocuk yerleştir demiştim. Arkadaşlar önce toplamda 8 kişiler. 2 kişi gitti, geriye 6 kişi kaldı. 6 kişiden biri Can, biri Ata. Demek ki geriye 4 kişi kaldı. Önce 4 kişiden 2 kişiyi seçerim. Çarpı. 2 kişiyi araya oturttum. Bunları birbirine bağladım. Dışarıda 2 tane çocuk kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Kuş bakışı baktığınız zaman burada kaç tane sayı görüyorsunuz? 1, 2, 3 tane sayı görüyorum. 3 faktöriyel çarpı. Can ile Ata kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Şu aradaki 2 çocuk da kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Soru bitmiştir. Ne yaptım? Başa uculara öyle demiş. Duru ile Elif kenarlarda olacakmış. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel çarpı. Devam edelim. Sonra dedim ki Can ile Atan'ın arasında 2 çocuk. Ama hangi 2 çocuk belli değil. O zaman benim geriye 4 tane çocuğum kaldıysa 4 çocuktan ikisini seçtim. Bunları birbirine bağladık. Kuş bakışı baktığınız zaman burada kaç kişi görüyorsunuz? Hocam 3 kişi görüyorum. 3 faktöriyel çarpı. Can ile Atan kendi arasında yer değiştirebilir. Bu 4'ü kendi arasında yer değiştiremiyor. Hadi kaydın ha. Çünkü 4 kişi yaparsan bunlar aradan çıkarlar. Can ile Ata kendi arasında 2 faktöriyel. Aradaki 2 çocuk da kendi arasında 2 faktöriyel. Soru bitti. Buyurun. Çözüm ne çıkarsa cevap odur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Permütasyonun ilk kısmına böylece noktayı koyuyorum. Şimdi sıra geldi tekrarlı permütasyona. Tekrarlı permütasyon üzerinde biraz bayağı bir duracağım. Bütün soru tiplerini göstereceğim. Tekrarlı permütasyon arkadaşlar sıkıntılı bir yer gibi gözükebilir ama beni bir dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadardı. Umarım buraya kadar anlattığım yeri beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar permütasyona hızlı bir şekilde giriş yapalım şimdilik. Belki tekrar permütasyona bu videoyu birleştirebilirim, bilmiyorum. Belki onu ayrı da çekebilirim. Uzunluğuna göre değişecek. Şimdilik hoşça kalın.